Evet, herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet, bir 5 dakikalık bir gecikme oldu, kusura bakmayın. Gerçekten bilgisayarı açarken çok sıkıntı çektim yine. Ama oldu mu oldu. Bartu, tekrar hoş geldin abicim. Seni burada ağırlamak çok büyük zevk. Ve Zafer abicim, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bartu sen de hoş geldin. Sağ ol geldiğin için. Aynen. Bugün uzun süredir bize söylenen bir şey konuşuyoruz aslında. Kelt Evet. usulüyüz. Yani ben Yani baştan söyleyeyim, ben dinleyici olacağım genel anlamda. Epey bir Bartu'nun bana önerdiği kitapları okudum ama hakikaten öyle okumakla olacak iş değilmiş, onu fark ettim. Yine dinleyeceğim, pekiştirme kursu gibi bir şey olacak benim için bu. Ama zaten her zaman yaptığımız gibi de yani illa tabii ki o merkezden gideriz, şey yaparız ama yine sohbet nereye götürürse oraya kadar gideriz. Açılışı da hemen şeyle yapalım, burada arkadaşlar da yazmış görüyorum. Tebrik ediyoruz voleybol takımımızı. Kızlarımız evet. hakikaten muhteşem bir maç çıkarttılar. Çok iyi oldu. Yani bayağı zorlu bir şey oldu ama oldu mu? Oldu. Güzel oldu. Finale çıktık. Kimle Tebrik oynayacağız ederim. finalde belli mi? Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sırbistan mı acaba? Bilmiyorum ki. Yazarlar şimdi. Böyle bir ihtimalden sürekli söz edip duruyorlardı ama emin değilim ya. Ben de ikinci sette delirdim tam. O kadar geri düştük ki böyle. Değil Ya mi? dedim bizimkiler bunu toparlayabilir. Ve toparlarlarsa karşı taraf darmadağın olur. Çünkü İtalyan takım da aynı bizim gibi. Bir kez kaybetmeye başlayınca toparlayamıyorlar bir türlü. Darmadağın oluyorlar. Hakikaten de öyle oldu. Yalnız Egonu çok enteresan bir karakter ya. Evet Nasıl bir abi. yani bu Vargas'la Egonu tek başına herhalde bu şey bütün sektörü sürükleyen iki oyuncudan herhalde. Enteresan yani. Abi çok garipti ya, bir ikinci sette hakikaten aldık, üçüncü sette ya arkadaş bir tutun şunu diyorum ama tutulacak gibi de değil. Oradan vuruyor, buradan vuruyor. Neyse ki hakikaten dediğin gibi oldu da. Yani oradan herhalde geri döneceğimizi düşünmediler. Çok ilginç oldu ya hakikaten. İki maçtır şeyle Zehra ile Evren'in kafa maçta değil. İki maçtır o geçen maçta da değildi. Maçta değiller onlar. İş çok sıkışınca toparlayabiliyorlar lan gidiyor maç diye. Muhtemelen gençliklerinden ve fazla eğlenceyi sevdikleri için biz çok iyiyiz nasıl olsa yeneriz diye başlıyorlar. O sallıyor takım. Bir de şey Ama olayı şey toparlanınca toparlıyorlar tabii. Yani ikisi de iyi oyuncu, çok iyi oyuncu. Evrar'ın kişiselleşmiş problemleri var ya, Polonya oyuncuları falan buna bayağı bir salladılar. Bir şey döndürüldü yani. Geçen hatta biri bir demeç verdi maçtan sonra işte bunun hareketleri, tavırları bizi rahatsız ediyor. Böyle davranmaması lazım falan gibi. Ya onun çok fazla bence gözün üstünde olduğunu hissediyor ve onu ister istemez etkiliyordur. Yani düşünsene Etkiliyor. bütün şeyi ona göre sallıyorsun. E bir de kendi ülkende çomar yobaz bir kesim var senin özel olarak uğraşan falan. Yani seni siyaseten de hedef alan bir kesim var varlığını. E bence iyice sallantı da oluyor öyle olunca ya. Ama Ebrar'la Vargas'ın olmadığı bir takım da hayal edemiyorum ben artık nasıl bir şey Ya olur. bizim takımın bundan önceki tek eksiği Vargas'tı zaten. Zaten çok iyi takımdı. Ama Vargas işte o sonucu getirecek kişiydi. Yani o eşiği aşıracak kişi Vargas'tı. Vargas'la tam oldu. Muhtemelen finali de kaybetmezler. Ben Çünkü o çok Vargas tam o eşiği aşırdı. Yani bir tek eksik oydu. O Vargas'ı koymak lazımdı. Ya da Vargas gibi birini. Türklerden çıkmadı o. Küba'dan geldi ama oldu. şey çok feciydi ya. Bu arada voleybol konuşmaya başladık ya. Dönüş falan dedik ama gene de şey muhabbeti var. Japonya maçı çok enteresandı bence. Yani yapısal olarak bizimle bu kadar uzak çok farklı oyun oynayan bir takım var karşıda ve tamamen teknik oynuyorlar. Tamamen savunmada kalıyorlar ve biz hata yaparak kaybediyoruz ya. Bu çok acayip bir şeydi. O yüzden aslında İtalya ile mücadele ona göre daha kolaydı bence. Çünkü çok aynı bizim takımla. Çok atik patlayıcı bir güçleri var. Sürekli arka arkaya saldırıyorlar. Kimse savunmada şeyde kalmıyor. Bizimkiler de öyle. Dolayısıyla morali yüksek olan kazanıyor dikkat ettiyse. Yani Evet, şey yapıyor. moral bir sallanırsa tepe taklak gidiyorlar diğer taraftan. Bizimkilerin bence kendilerini koruması çok enteresan oldu. Yani neredeyse 8-10 sayı geliyor. Asyalıların farkı o, çok hızlılar. Yani Evet. küçükler ama çok hızlılar. Her yere yetişiyorlar yani. Her yere savun, 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 savun. Karşı taraf beziyor artık yani. Doğru ya. Değişikler Bence onlar. tarihsel bir başlangıç yapmak lazım abi biliyorsun. Çünkü Keltler mevzusu çok çetrefilli bir mevzu. Aslında böyle söyleyince sanki Yunan mitolojisi kadar başı sonu belli bir şey tarif ediyormuşuz gibi geliyor arkadaşlara ama kesinlikle öyle değil. Mitoloji tarihinde aynı zamanda kendi arkeolojik tarihte de en kapsamlı yayılan topluluklardan biri. Ben en başta şöyle bir bilgi vereyim. Keltlerin mitolojisi hakkında elimizdeki kaynaklar temelde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kıta Avrupası kaynakları ki Roma dönemine ait. Onlar çok cüzi. Yani var olan Kelt mitolojisinin %3'ü 4'ü falan. Bu kadar küçük yani o dönemden kalma kaynaklar.
İkincisi de daha çok bir insular Celt olarak bilinen ada Keltlerinin geride bıraktığı kaynaklar. Bunların da başında Galler ve İrlanda geliyor. Galler'de 19. yüzyılda bir tane İngiliz araştırmacı tarafından bir araya getirip toplanan Mabinogion diye bir kitap var. Bu kitap kendi içerisinde şiirlerden, efsanelerden ve öykülerden oluşuyor ve bizim bildiğimiz Galler mitosunun %99'unu bunlar oluşturuyorlar. Kendi içerisinde triad denilen üçlemelere dayanan şiirlerin bulunduğu yapılar var. Bu kitapta karakterlerin birçoğunu biz sonradan Arthur romansında da görüyoruz. 1200'lerde Geoffrey of Monmouth tarafından esas olarak yazılan Arthur romansında ki ona da aslında Britanya adalarının mitosu deniyor. Geç dönem mitosu olarak ifade ediliyor. İrlanda'da da Le Borgabala Eren kitabı özellikle ön planda. O da İşgaller kitabı olarak biliniyor. Dolayısıyla başlıca kaynaklarımız bunlar. Bunun dışında bence en renkli ve şey kaynaklardan biri erken döneme kadar giden Posidonius'un seyahatnamesi var. Hatta Posidonius ve Lucan başta olmak üzere Romalılar sürekli olarak aynı kişilere referans veriyorlar o dönemde. Keltlerin mitosunun kendi dinsel pratiklerinin ne olduğuna dair. Ama burada da işte tetikte kalmamız gerekiyor. Çünkü Yunanlılar genellikle bir şeyler abartıyorlar, bir şeyleri de es geçme eğiliminde oluyorlar. Özellikle Roma işgali gibi dönemlerde Keltler önce bir düşman topluluk olarak görüldüğü için olabilecek en ağır şekilde aşağılanarak kayıt altına alınıyorlar. Roma'ya dahil edildikten sonra da diğer barbar toplumlara örnek gösterilen medenileşmiş bir toplum olduğu için ikinci kez bir daha tahrif ediliyor onların inançları. Öyle şeylerden bahsediliyor ki mesela biz bunları Keltlerin hiç uygulamadığını biliyoruz. Kesin olarak yapıyorlar bunu dedikleri şeylerin hiçbiri yok. Yapmıyorlar. Onlarda öyle şey olur mu denilen birçok şey var gibi bir durum var. Bu kendi toplumsal yaşantılarında da görünüyor. Yani askeri yapıları, toplumsal hiyerarşi, kadın erkek rolleri, bu içerisindeki bir takım toplumsal mevzular falan da bizim bildiğimizden çok farklı oluyor genelde Roma döneminde anlatılanlardan falan. Dolayısıyla çetrefilli bir mevzu. O yüzden bence tarihsel olarak bir girmek lazım Keltlerin kim olup olmadığını. O yüzden aslında başlıca iki tane tez var Kelt tarihinde. Ben özellikle şöyle bir perspektife sahibim. Bence insan sadece hiçbir zaman tek bir kültürle kendini sınırlamamalı. Gerçek anlamda internasyonel bir vizyona sahip olmak için kendi diliniz ve kültürünüz dışında başka bir tane daha, en azından bir tanesine de hakim olmanız gerekiyor. Bu bence bütün araştırmacıların yapması gereken bir şey. Alanları ne olursa olsun. Alanı Osmanlı tarihi ise gidip bir de Norman tarihi mesela atıyorum okuması gerek. Veya Fransız tarihi veya İngiliz tarihi falan. Ancak bu zaman gerçekten internasyonel, evrensel dolayısıyla objektif bir bakış yakalayabiliyorsunuz. Ben de o yüzden özellikle Kelt mitolojisine önem veriyorum ve o alanda en azından Türk mitolojisine hakim olduğum kadar hakim olmaya çalışıyorum. O yüzden bunun arkeolojik ve tarihsel kısmıyla da ayrıca ilgileniyorum. Keltlerde başlıca iki tez vardı abi. Bir tanesi ikinizin de hakim olduğu bildiği şu ana kadar Aryan tezi. Yani bu 19. yüzyıldaki arkeoloji çalışmalarıyla ortaya çıkarılan bir Aryan kuramı vardı. Bu dil bilimsel olarak da destekleniyordu. Bu bana kalırsa çok ilkel ve eskimiş teori fakat hala geçerli olduğu için buna dayanarak şöyle bir şey varsayılıyordu. Keltler bugünkü diğer Aryan toplumlarla beraber bugünkü Kazakistan ve Sibirya arasında bir yerde atlı bir kültür olarak ortaya çıktı bunlar. Savaş arabaları kullanıyorlardı. Bunlar tabii proto Aryanlar şu an. Keltlere doğru ayrılmamış durumdalar. İşte Keltler, Cermenler, Slavlar, İranlılar, Hindistan'a inen diğer Ariler falan. Bunların hepsinin ortak atası olan bir topluluktan bahsediliyor. Bunların milattan önce 1500'lerde yanlış hatırlamıyorsam batıya ve doğuya aynı zamanda güneye doğru çok büyük göçler başlattı varsayılıyordu. Burada bu göçlerin bir kısmının aşağı inerek Hindistan Aryanlarını oluşturduğu, bir kısmının Anadolu'ya Hititler olarak geldiği, bir kısım da yukarıdan Cermen, Kelt ve Slav topluluklarını oluşturacak şekilde batıya doğru gittikleri tezi işleniyordu. Bu en batıya doğru gidenler karşılaştıkları dolmen yapıcı kültürler yani büyük megalit taşları inşa eden tarım topluluklarının bulunduğu adalara gidiyorlar. Onları asimile edip üstlerinde hükümdarlık kurarak bizim bildiğimiz Kelt topluluklarını meydana getiriyorlar gibi bir tez var. Bu son dönemde özellikle son 25 yıl içerisindeki arkeolojik çalışmalarla büyük oranda yanlışlandı. Göç yönünün doğudan batıya değil batıdan doğuya olduğu büyük oranda ortaya çıktı. Bu tezin de en büyük savunucusu Barry Cunliffe'dir. Barry Cunliffe o kadar ciddi alınması gereken bir adam ki Kelt tarihçiliğinin İlber Ortaylısı diyebilirim kendisini. Çünkü çok yaratıcı yorumlar falan da yapıyor standart şeyin dışına çıkarak. O şöyle bir şey fark etmişti. Normalde Kelt kültürünün iki ana bölgesi. Bir tanesi Avusturya'daki Hallstatt bölgesi bugünkü. Yani İsviçre Avusturya hattı. İkincisi Laten kültürü Fransa'da. Bugün Kelt dediğinde sizin aklınıza canlanan kanatlı miğferli, pelerin takan, damalı pantolon giyen, beline kılıç takan tip Laten kültürüdür aslında. Laten bölgesindeki soylu mezarlarından çıkan objeler yüzünden biz böyle olduğunu düşünüyoruz. Bunlar tam Orta Avrupa'da olduğu için genellikle doğudan ortaya geldiler herhalde. Ortadan da batıya doğru giderek Britanya'ya ve İspanya'ya doğru yayıldılar diye düşünülüyordu.
Fakat Barry Cunliffe şöyle bir şey ortaya çıkardı. Bütün konuşulan Keltçe grupları arasından, yani İrlanda Keltçesi, işte Galce, İskoçça, diğer işte Breton dili var, Manş dili var, bir sürü bu şey dilleri var. Bunlar arasında en eskisinin İspanyol Keltlerine ait olduğu ortaya çıktı. Keltiberya Keltçesi yani. Lan dediler, bu nasıl bir şey ya? Bu adamların en doğudan batıya gidiyor olması lazım. Dolayısıyla en doğudakilerin en eski olması gerekiyor. Ama öyle değil. En batıdakiler en eski çıktı. Öyle olunca bu sefer daha fazla araştırma yapmaya başladılar ve Keltlerin metal işleme tekniğinin nereden geldiğini anlayamadılar. Çok gelişkin bir metalürji kültürü var ve bulundukları bölgede böyle bir şeyin izi yok tam anlamıyla. Sonradan Barry Cunliffe sayesinde abi bugünkü Fransa ve İspanya arasındaki Pirene Dağları önem kazanmaya başladı. Pirene Dağları'nda bir etnokültürün oluşturacağı kadar fazla demir materyali var. Demircilik için kullanılabilecek bir yapı var. Dil de en eski orası olunca. Bir takım mitolojik referanslarda da Keltlerin özellikle İrlanda'da İspanya'dan geldikleri falan ima edilince bu İspanya giderek önem kazanmaya başladı ve şu an son gelinen kuram Batı Atlantik kuramı Keltlerin ortaya çıkışında. Burada da şu varsayılıyor. Onların en baştan beri Batı bölgelerinde bulunduğu, evet bir Aryan dili olduğu fakat kendi kültürlerini yerel topluluklar üstünden derledikleri, doğudan gelen bir kültür akımına maruz kalmadıkları aslında. Ve bugünkü Portekiz'den İrlanda'ya kadar bir hat çekin, bütün kıyı şehrini kapsayan bir kültür olduğu ortaya çıktı. Yani bu adamlar aslında tek bir etnik grup bile değil. Batı Atlantik'teki ticaret hattı yüzünden o kadar uzun süre birbirleriyle temas etmiş ki bu topluluklar giderek homojenleşmeye başlamışlar. Yani Britanya Keltleri, İrlanda Keltleri, bugünkü Galya ve kuzeyde Galicia olarak bilinen Keltiberya Keltleri. Bunların hepsi aslında farklı etnik gruplardan geliyorlar. Ama aşağı yukarı akraba diller konuşuyorlar ve aynı kültüre özellikleri gösteriyorlar. Ortaya çıkış yapıları böyle. Önce bunu sağlam bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki daha sonraki mitolojik konseptler neden ayrışıyor diğer Avrupalı toplumlardan veya bu kadar kendine has bir takım olaylar var, bunu anlamak gerekiyor. Böyle bir giriş yapayım dedim. Ben sözü Zafer abiye bırakayım. Ya ben şeyle Anadolu'yla bağlantıları üstüne daha fazla şey hatırlıyorum. Yani Kelt okumayalı benim çok oldu. Çok araştırmadım uzun zamandır ama ister istemez Tolkien üzerinden ya da İngiliz tarihi üzerinden falan zaten rastlaşıyorsun. Yani bir şeyin olmuyor. Bu okumaları yaptığın zaman şey rastlaşıyorsun zaten. İşte ta Conan hikayesi, Kimeryalılar, Amazonların o bölge, Artvin'in kuzeyi falan bilmem ne. Oralardan şey sürüldüklerine dair şeyler var aklımda kalmış. Bir de şeyi seviyorum tabii ben Ankaralıyım. Ankara'nın aslında bir Kelt başkenti olması meselesi. Eskişehir Ankara dolaylarının Keltlerin başkentleri olması falan. Hatta efsane odur ki Atatürk burada Kelt kültürü o kadar büyük oldu ki o yüzden Ankara'yı başkent yapacağım falan diye yanındakilere söylemiş diye bir şehir efsanesi vardır. Yani gerçekliğine çok inanmasam da Ankaralı olarak hoşuma gidiyor Keltlerle ilişkilendirmek. Yani fena bir kültür değil çünkü. Keltler ilginç bir kültür. Şu açıdan çok ilginç bir kültür. Bir kere hani çok savaşçı bir millet hakikaten yani bayağı savaşçı. Yani bizim de bildiğimiz Keltler herhangi birisinin bildiği Keltler çok savaşçı diye biliniyor. Doğru çok savaşçılar ama hiç kimse yerleşik tarımla uğraşmadan evvel neredeyse kendi bölgelerinde tarımla uğraşmış yerleşik kentler kurmuş bir şey halk bir de. Yani bir açıdan da diyorsun ki bunların barışçıl olması lazım. Çünkü müthiş de ticaretçiler. Yani gelir kaynakları savaş üstünden olmuyor Vikinglerdeki gibi. Bunlar aynı zamanda ticaret de yapıyor. Diğer şeylerle, halklarla müthiş iletişim içindeler falan. Ama iş savaşa geldiği zaman da korkunç savaşçılar. Kolayla önlerinde kimsenin duramadığı derecede kuvvetli savaşçılar. Hatta şey hikayesi bile vardır yani. Troya Savaşı'nda, Truva Savaşı'nda Truva'dan yana şey almışlardır Keltler mevzilenmişlerdir paralı asker olarak falan. O yüzden de Truva'nın savunması çok uzun süre devam edebilmiştir Keltler sayesinde falan denir. Herhalde Bartu yanlış biliyorsam şey yapsın. Ya Avrupa tarihi dediğimiz şey aslında yani işte Kral Artur Şövalyeleri bilmem ne falan. Ondan sonraki hikayeler Britonlardı, Vikinglerdi, Cahçurtlu hepsi bir karmaşa bir şekilde. İş ta şeye kadar geliyor. Breathless'e kadar geliyor İngiltere'nin. Yani Toton Şövalyeleriyle Kelt Şövalyeleri arasındaki ayrım günümüzde bile sürüyor hikayesi vardır ezoterik olarak. Toton Şövalyeleri Cermenlerdir. Tapınak şövalyeleri ise Keltlerin şeydir, gizli örgütüdür. Her ikisi de günümüzde hala devam etmektedir. Ve aslında Avrupa'nın tek bir bütün halinde olmaması hikayesi Keltlerle Cermenlerin arasındaki sonsuz savaşla alakalıdır falan derler. Bu komplo teoricileri şeyler bu konuda işin hikaye kısmını, işin
efsane kısmını seven insanlar falan. Hatta şey hikayesi bile vardır. Almanlar işte İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Toton Şövalyelerinin üzerinden bir ideoloji tutturarak bu savaşları başlattılar. Ama karşılarında Tapınak Şövalyelerinin gücünü buldular. Bu yüzden kaybettiler falan. Keltler başta çok büyük zaferler kazanmamış gibi görünseler bile Roma'ya kadar hiçbir şekilde aslında savaş yoluyla pes ettirilememiş bir kültür. Yani hiçbir savaşı aslında direkt olarak kaybetmiş bir kültür değil. Bir de tabii şey de var, yani hem yerleşikler hem at üstündeler. Yani bir yerde kaybederlerse pat bir 200-300 kilometre gidip orada da bir kültür oluşturuyorlar. Çok hızlı bir organizasyon yeteneği var Keltlerde. O bakımdan hani çok şey, üstüne çok fazla şey bilmediğimiz ama bildiğimiz her şeyin ilginç olabileceği bir kültür. Çok çok değişik. Hani şeyler falan da öyle değil. Mesela hani mitolojilere falan geldiğimizde hani çok bizim Türk mitolojisi de öyle. Yani inanılmaz büyük hikayeler, inanılmaz büyük masallar, örgü ilerliyor falan. Keltler de ana söylem hiç değişmiyor ama o kadar büyük bir şey yok. Böyle abartılı bir mitolojik durum yok. Yani şişirilmiş bir mitolojik durum da yok. Çok kendine has bir şey, kültür olarak kalmışlar. Keltler bence şey, meraklısına, bu işleri sevene ve Avrupa tarihine, Avrupa eski tarihine, antik tarihine meraklı olanların falan özellikle üstüne düşmesi gereken ve Avrupa tarihini aslında günümüze kadar hala iyi kötü belirlemiş, şekillendirmiş ırklardan, Kürtlerden birisi. Kıyafetleri falan da zaten hani şeyde değil, Avrupalı değil. Hani dilleri benzemediği gibi kıyafetleri falan da benzemiyor diğer yakın yerleşkedeki kişilere falan. O kareli kumaşlar falan dokumak hiç de kolay değil. Onları renklendirmek hiç kolay değil. Mavi rengi kullanmak hiç kolay değil. Ama bütün bunları yapabilmiş, yani teknolojik olarak da üstün durumdaki bir şey, ırk, Keltler, kentleşme açısından falan. Sadece Romalılar baş edebilmiş. Ki o zaman da hani Roma savaş makinesi ya, korkunç bir makine. Tabii Yani canım. hakikaten herhangi birisinin karşısında durabileceği bir makine değil. Ama onun haricinde de yenilmez savaşçılar olarak da bizim kim kimi döver arkadaşların özel olarak seveceği toplumlardan birisi. Abi Bir taraftan ben hemen sana bir soru sorayım da Bartu, çünkü Furkan Yılmaz sormuş, güzel bir soru. Belki yani oradan da bir açılış olur. Roma'da kaldı diye çok üstüne geldi, o yüzden soracağım. Diyor ki Bartu Bey, Sezar milyonlarca Kelti köle edip sattığını söylüyor. Abartı bir şey mi bu söylenen diyor. tabii Gerçekliği var mı bu gibisine soruyor. Labelle Galico kitabında Sezar'ın bu tip tespitleri var. Şöyle okumak lazım arkadaşlar. Modern antropolojide özellikle bütün kürsülerde Sezar'ın çok iyi detaylı analiz eden birisi olduğu, fakat kendi uygulamak istediği propagandaya yönelik bir takım çarpıtmalar yaptığı söylenir. Bu her zaman için dikkatli okuması gereken bir eserdir. Aynı eserde mesela Druidlerin insan kurban ettiğinden de bahsediyor. Aynı eserde Galya'nın aslında üç parçaya ait olduğunu, bakın dikkat edin şimdi. Saldırmışlar, kolonize edecekler orayı. Burası zaten üç parçaydı diyor. Bunların hepsi Kelt değil ki diyor. Yani Galya'da üç tane toplum var diyor. Batıda Akitanyalılar var. Muhtemelen Baskça konuşan bir toplum onlar. Yani Galya Konfederasyonu içinde var ama Kelt değiller. Ortadakiler diyor, yani onun savaştığı Vercingetorix'in Arverni kabilesi esas olarak Kelt. Bunlar Kelt diyor. Doğu kısımda da Kuzeydoğu'da Belgaeler var. Bugünkü Belçika'nın kendi adını aldığı. Bunlar da Cermen diyor aslında, yani. Cermen dili konuştuklarını ima ediyor onların. Burada bile bir siyasi yansıtma olabileceğini düşünüyorlar. Normalde bu kadar parçalı olmadı ama Roma'nın çıkarları bunu gerektirdiği için zaten böyle söylediği gibi bir takım yapılar var. Milyonlarca olamaz, onu söyleyeyim. Fakat evet, çok büyük bir zafer kazanıldı ve çok ciddi bir iskan oldu onun ardından. Hem bölgeye deli gibi Latinyeleştirdiler, hem de ki o Kelt kabilelerin büyük bir kısmını İsviçre'ye, bir kısmını Alman, işte bu şey Ren Nehri'nin sınır bellediler, oraya yerleştirdiler. Tampon bölge olsun diye, Cermenlerin bu tarafa doğru akmasını engellesinler diye. Bir kısmını da bildiğim kadarıyla zaten ciddi bir kısmını köle olarak satıyorlar Akdeniz'de. Yani bütün Akdeniz coğrafyasına yayılıyor geri kalanlar, ama daha çok direnenler var. Mesela Erebeski miydi? Bir tane daha kabile var. Onlar Romalılarla doğrudan işbirliği yapıyorlar zaten. Onlara dokunan yok. Ya Güney Marsilya Keltleri olduğu gibi Roma yanlısı zaten. Orta dönem Kelt grubu. Bu Fransa'nın orta bölgesindeki Keltler direniyorlar aslında, organize olup. Onun dışında merkezi bir devlet kuramadıkları için, ki Vercingetorix'in olayında da böyledir. Kelt kralları çoğu zaman bu High King olarak anılırlar. Yüksek kral yani. Adından da anlayabileceğiniz gibi yüksek kral aslında birden fazla kralın bir araya geldiği ve geçici bir süre için seçilen bir figürdür.
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu imparatorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani elektörlük sistemiyle falan seçiliyorlar. Dolayısıyla yetkileri yok. Hatta şöyle komedi muhabbetler var. Daha Roma ile savaş başlamadan önce Galya'da 3 tane Kelt kralı bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz kendi uluslarımızın kralı olalım direkt. Tek bir güç olalım, işbirliği yapalım. Eğer biz birbirimize düşersek bunu başaramayız diyor. Bakın yani bir egemen sınıf artık oluşmuş. Kendi içinde güçlerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonunda halk ayaklanması çıkıyor. Onların bir savaşçı aristokrat sınıfı var. Türklerdeki bahadırlara benziyor. Bunlar yeniden kralları alaşağı ediyorlar. Yani konfederal sistemde kalmaya devam ediyorlar. Bir türlü merkezleşemiyorlar. Roma geldiği için de bu aşiretler veya klanlar olarak görebileceğiniz yapıların çok büyük bir kısmı zaten Roma ile işbirliği yapıyorlar. Hiçbir ulusal birleşmede taşıyamadıkları için yenemiyorlar. Mesela İran böyle değil. Romalılar İran'a defalarca saldırdılar Partlar döneminde. Daha sonra Sasaniler döneminde bir türlü İran'ı yenemediler. Neden? Merkezi imparatorluk var çünkü karşılarında. O yüzden yenemiyorlar yani. Diğer işte Yunan ana karasını falan mahvettiler. Bunları bir araya getiremiyorlar. Yine de arkadaşlar şey diyemem. O çok haksız olur bence. Ya Romalılar geldi, Keltlere çok büyük zulüm yaptılar. Doğru. Burası daha kötü oldu. Daha kötü olmadı. Onu söyleyeyim. Orada Keltlerin kendi yerleşke biçimleri oppidum denilen çok ilkel bir böyle tepelerin üstüne odundan surlarla kurulmuş şehirler var. İngiltere'de bile aynı yapı vardı. Bütün İspanya'da da böyleydi. Onlar zaten çok ilkeldi. Kendi aralarında doğru dürüst yol yok, diyalogları yok. Bütün aralarındaki ihtilafları, şeyleri druidler çözüyor. Yani bayağı sıkıntılı bir toplum aslında dışarıdan bakıldığında. O yüzden Roma idaresinin uzun vadede çok iyi olduğunu düşünüyorum ben Keltler için. Oradaki bütün bölgeleri şehirleştirdiler mesela. Paris başta olmak üzere. İngiltere'deki bütün bizim bildiğimiz kentleri bugün, Britanya'daki daha doğrusu Romalılar kurdu. Yani Londra buna dahil. Diğer işte Camulodunum var, işte bizim bildiğimiz Londinium var, Parisium var gene Fransa'da. Bu Paris'i topluluğunun bulunduğu bölge falan. Dolayısıyla hatta ben şöyle söyleyeyim size. Roma idaresinin en iyi oturduğu yer Fransa olabilir yani uzun vadede Galya dediğimiz bölge. Çünkü milattan sonra kaçıncı yüzyılda bilmiyorum ama bir Galya isyanı çıkıyor abi. İsyan eden topluluk Latince konuşuyor. Kendisini Galya İmparatorluğu olarak ifade ediyor. İki tane konsülleri bir tane sezarları var. Bu ne lan? Komple Roma olmuş herifler yani. Bir baktığınız zaman ya. Roma'nın mirasçısı haline gelmişler. Ama nereden baksanız bütün Akdeniz ticaretine eklemlenmişler. Britanya'dan Mısır'a kadar her yere ticaret faaliyetleri var. Adamların kendilerinin senatörleri var. Bir sürü Roma İmparatoru Galya kökenli zaten. Dolayısıyla ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir işgalle daha kötü durum hale getirildiği, çok büyük haksızlık yapıldığı falan. Ya yani bu evet zulüm yapıldı. Haksız, tabii ki yapıldı. Herifler köle olup götürülüyor ama Roma müdahalesi kesinlikle olumlu olmuştur ileride. Bu Batı Almanya'da da böyledir. Köln yani koloni dediğimiz kolonya bölgesinde. Galya'da, İspanya'da hatta. Ya bunlar Roma olmasalardı Afganistan'a falan benzerdi. Ben öyle söyleyeyim size. Hiç abartmıyorum. Klan savaşları falan çok güçlü kendi aralarında. Onu birazdan bahsedeceğiz. Kral Arthur zamanı İngiltere'sinde görebilirsiniz. Eğer tamamen almazsa Roma, tamamen medenileştirmezse ne oluyor? Orada görebiliyorsunuz. Evet abi. Şimdi Thorin diyor ki abi Celtic FC'nin Keltlerle alakası nedir? Kesinlikle var. Geyikli. Alakası. Evet, Evet oradaki doğru. o Celtic'ler hakikaten Keltler yani. Onlar zaten İrlanda göçmeni olan topluluklar Evet. tarafından kurulduğu için bildiğim kadar takım Evet arkadaşlar. abi. Aziz Patrick gününü falan bile kutluyorlar. Bu şey Evet. New Aynen. York ve Kuzey Doğu kısımları olduğu gibi şey İrlanda ve İngiliz yerleşimcileri tarafından kuruluyor. Biraz onunla ilgili. Şimdi Amerika'da sorunca... Celtics'ler de Keltler'den gelme Ha, zaten evet. Doğru. isimlendirme. Ama Amerika'da şöyle bir yani. fark var arkadaşlar. Bir Q Keltçesi var. Bir P Keltçesi var. Bu aynı dilin iki diyalekti. Bir tanesi adalarda konuşuluyor. Yani Galce, Goidelik, işte İskoçça, Manş diye geçiyor. Bir tanesi bizim bildiğimiz ana Galya dili. O kayboldu komple. Yani İspanya'da konuşulan Keltiberya Keltçesi de en eski Keltçe falan. Bunlar silindi tarihte. Kimse konuşmuyor. Şu anda konuşulan mesela Kelt Ligi'nin bugün dünyada bu bahsettiğim küçük devletler yani Cornwall, işte Bretonya, Manş, İrlanda falan. Bunlarınki en ilkel ve en geri Keltçe. Dağ Keltçesi aslında yani. Bu bayağı şey. Esas kaynağı kaybettik. Öyle söyleyeyim size. İşin komiği daha önceki yayınlarda falan da söyledim. Anadolu'nun ortasında 6. yüzyıla kadar Keltçe konuşuldu. 6. yüzyıl çok geç bir tarih arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani Galya'da Keltçe kalmamıştı 6. yüzyılda. Öyle düşünün yani. Ana bölgede konuşulmaya bırakılıyor. Orta Anadolu'da konuşulmaya devam ediyor. Amasya, Ankara Ya işte. şey değil mi Bartu, zaten mesela bugün Galata dediğimiz yer Galatya, Keltlerin yaşadığı yer aslında İstanbul'da. Şöyle abi onu da hemen izah edeyim. Galatlar özellikle sempatim olan bir toplumdu çünkü. Bu ilk Roma müdahaleleri başladıktan sonra Marsilya bölgesinde bir Yunan kenti var aslında. Marsilya'nın kurucusu onlar. Hatta şöyle kısa bir bilgi vereyim. Normalde Keltler
tarımla uğraşan ve kendi içinde kapalı konfederasyonlar halinde yaşayan bir toplumken, o bölgeye bugünkü Eriboz'dan mıydı, Atina'dan mıydı emin değilim, bir koloni gidiyor ve Marsilya'yı tamamen kolonize ediyorlar. Çok da güzel büyük bir kent kuruyorlar. Keltler önce bunlarla savaşmaya çalışıyor falan, bakıyorlar karşılarında falanks sistemi bilen profesyonel Yunanlılar var yani, o da boru değil. Yenemiyorlar bunları. Yenemeyince diyorlar ki lan bir ticaret işine girelim bari, belki işimize yarar falan. Düşündüklerinden çok daha fazla işe yarıyor. Orada şunu görüyoruz. Biz Keltler normalde bira içerken Yunanlara temas kurduktan sonra şarap tüketmeye başlıyorlar. O kadar fazla bayılıyorlar ki Yunan şarabına. O kadar zaafları var ki adamlar bir şişe, bak bir şişe şarap için 10 tane köle falan veriyorlarmış yani. Posidonius'un kendi şeylerinde var ya. Bu sarhoşluk ve düşkünlük, müptelalık mevzusu çok yüksek yani Keltlerde. Aynı zamanda Posidonius şey diyor, bana çok doğru geliyor. Keltlerin en büyük figürlerinden biri yaban domuzudur mesela. Bunlar diyor normal hayatta da yaban domuzudurlar zaten diyor. Yani deli gibi yiyorlar, içiyorlar falan. Ama diyor müthiş bir saldırı potansiyelleri var savaşta. Çok büyük bir coşkuyla saldırıyorlar diyor, ama bir kere dayak yerlerse de o kadar hızlı kaçıyorlar ki inanamazsınız. Bütün moraller alt üst oluyor diyor adamlar. Yani çok duygusal şeyleri, patlamaları çok yüksek bir toplum. Gerçekten Yunanlılardan bile daha Akdenizliler bence bu bakımdan. Bu Marsilya tarafındaki Keltler abi önce çok büyük bir ticaret ağı kuruyor ve kendilerini medenileştirmeye başlıyorlar. Bunun üstüne bak basa basa söylüyorum. Bu bir medeniyet getirme aslında. O dönemdeki Keltlerin abi güney tarafını hızla zenginleştiğini görüyorsun sen. Şimdi bu kuzeydekilerin bir dikkatini çekiyor. Ne oluyor lan aşağıda falan diyorlar bunlar. Bağlantı kurmaya çalışıyorlar ama Yunanlarla bağımsız ticaret yapamıyorlar. O altındaki klanlara vergi vermeleri gerekiyor. Öyle olunca bir Kelt iç savaşı çıkıyor o dönem. Bir taraf böyle Yunan kazanları falan kullanmaya başlamış. İnanılmaz ince böyle metalürji bilgisine sahip olmuş. Aynı Yunanlar gibi işte tarım yapıp Yunanlar gibi giyinmeye, onlar gibi daha düzgün konuşmaya falan başlamışlar. Muhtemelen bir etnik karışım falan da var. Yani karşılıklı kızılık veriyorlar. Ve Marsilya'da artık sözler geçer bir hale geliyor Keltlerin. Aynı zamanda o limanı kullanarak da deniz aşırı mal yollamaya başlıyorlar bunlar. Acayip bir para toplanıyor. Keltler arasında da bütün barbar toplumlarda olduğu gibi potlaç denilen bir sistem vardır. Bu da şudur arkadaşlar. Ekonominin işleyişi para üstünden gitmez. Parasal bir ekonomi yoktur. Takas ve hediye bazlı bir ekonomi vardır. Buradaki mevzu da şu. Ben şefim ya. Atıyorum bir Galya şefiyim diyelim. Benim kendi otoritem kendi savaşçılarıma ve alta doğru verdiğim hediyelerle oluşuyor. En tepeden aşağıya doğru ben antika hediyeler vermeye başlıyorum insanlara. Bunun içinde altın kılıçlar olabilir, kazanlar olabilir, bilmem neler olabilir. İşte tütsüler, şaraplar bilmem ne. Bütün toplumsal hiyerarşiyi ben verdiğim hediyelerle kuruyorum zaten. Dolayısıyla sürekli başka bir yerleri yağmalayıp daha fazla hediye almam lazım. Onların da ticaretini yapıp daha yüksek para alacağım. Onlarla bir daha hediye alacağım şeyler alacağım ve etrafa dağıtacağım falan. Dolayısıyla sürekli ön plana çıkan savaşları ödüllendireceğim. Beceriksiz olanları da huzurumdan uzaklaştıracağım. Böyle bir sistem var. Bunu çok fazla yapmaya başlıyorlar Marsilya sayesinde, oradan gelen ticaret sayesinde. Tahmin edin ne oluyor? İçeride bir yobaz grup ortaya çıkıyor. Lan diyor siz Yunanlaştınız. Böyle saçma sapan iş mi olur falan. Bir iç savaş resmen taş devrine dönüyor herifler. Orada öyle büyük bir yıkım oluyor ki. Bugün Fransız arkeologlar mesela o dönemde çok büyük ayaklanmalar olduğunu, o dönemki toprak katmanında kül kaplı olduğunu söylüyorlar. Adamları mahvetmişler yani bildiğin. Ve ondan sonraki 300 yıl boyunca Galya tekrar karanlıklara gömülüyor aslında. Biz bilmiyoruz orada ne olduğunu. Bildiğimiz şey şu. Herifler medenileşirken bir anda çöküyorlar. Ve Fransızlar genellikle buraya çok dikkat çekerler. Yani biz Akdeniz kültürünün üyesiydik ama sonradan böyle bir şey oldu. Bizi buradan kopardılar diyor mesela. O dönemde ta Balkan nehirlerinden falan yukarı doğru Galya'ya gelen ticaret kolonileri varmış. Siz düşünün. Baya baya zenginleşmişler yani. Bu sırada bu büyük çöküşün ardından Galya'da çok büyük bir nüfus patlaması oluyor. Bunlar ne yapacağız, ne edeceğiz diye uğraşırken Marsilya Keltleri içerisindeki en büyük klan olan Volkaya diye bir klan var. Bunlar diyorlar ki lan biz doğuya doğru gidelim. Bu böyle olmayacak yani. Çünkü iç savaş çıkacak eğer daha fazla bulunurlarsa. Otlaklar sınırlı. Dağlar, vadiler sınırlı yani buranın insan tüketme kapasitesi. Bunlar doğuya doğru hareket etmeye başlıyorlar. Çok kısa bir zamanda Balkanları yağmalıyorlar. Bugünkü Romanya'ya kadar iniyorlar falan. Oradan İlk defa Yunan kentleriyle temas kuruyorlar. O sırada İskender var başta. Fakat İskender çok güçlü olduğu için ondan bir korkuyorlar. İskender ölene kadar bekliyor bunlar. 50 sene falan. Hatta İskender'e posta falan koyuyorlar. Çok komik ya. Bu Posidonius'un abi şeyim de. İskender bunları yemeğe çağırıyor, tamam mı? Şimdi bunlar geliyorlar. Çok da renkli bunları anlatmış. Diyor ki her yerlerinde diyor yeşil beyaz damalı pelerinler var. Bıyıkları böyle diyor şey aşağı doğru iniyor. Bira içerken diyor bıyıkları böyle şey filtre görevi görüyor falan diyor hatta. Böyle bir cümlesi var yani çok ünlü. Sonra diyor bunlar o kadar böbürleniyorlar ki İskender'in huzurunda. Adamlar böyle artık rahatsız olmaya başlıyor. Lan siz kıytırık barbarlarsınız. İki tokatlık işiniz var. Neyle övünüyorsunuz bu kadar? Karşınızda dünyayı fethen adam var lan yani. Biraz kendinize çekip düzen verin falan. Siz neden korkarsınız peki falan diyor mesela Galyalılara. Bunlar biz hiçbir şeyden korkmayız. Sadece göğün üstümüze çökmesinden korkarız. Falan gibi hareketler yapıyorlar.
Sonra İskender bunlara tabii gülümseyerek böyle acılı bir gülümsemeyle yolluyor bunları. 50 sene falan bir şey yapmıyorlar ama. 50 sene hiç kafalarını kaldırmıyorlar Yunanlara karşı. O ilk şey İskender öldükten sonra büyük bir akın başlıyor Yunanistan'a. Özellikle doğu bölgelerine. Orada Atina başta olmak üzere çok büyük merkezleri yağmaladıklarını görüyorsunuz. Bu Delfi tapınağına kadar geliyorlar. Şefleri var bir tane Brennus diye. Onun huzurunda çok büyük akınlar başlıyor ama Atina'yı alamıyorlar. Tamam mı? O bölgede tutunamadıklarında enteresan bir şey oluyor. Bugünkü Bizantiyum kentine, İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Diyorlar ki lan bizi burada halledecekler en sonunda. Çok fazla dikkat çektik. Akınlarda böyle bir sistem vardır. Çok hızlı sonuç almanız gerekir. Eğer alamazsanız kendi içinizde de büyük bir iç tartışma çıkar. Ne yapalım? Geri mi dönelim? Oraya mı gidelim? Başka lider mi seçelim falan diye. Bunun üzerine iki gruba ayrılıyorlar. Bir tanesi Tilis Krallığı diye biliniyor. Bugünkü İstanbul'da ve Bulgaristan'a doğru olan bir bölgeyi kapsıyor. Biz burada kalacağız diyorlar. Onların Bizantiyum şehrini kuşattıkları ve karargah kurdukları tepeye biz bugün Galata Kulesi diyoruz. O yüzden oraya Galata deniyor. Onlar orada şehri kuşatıyorlar Bizans'ı. Diyorlar ki bize gemiler getirin. Biz karşıya geçeceğiz Anadolu'ya. Orayı yağmalayacağız diyorlar. Oranın kralı da tamam diyor ayarlayayım gemiyi defolun gidin buradan diyor yani. Sadece bekleyin burada bir süre falan. Galata'da bekliyorlar onu. Ondan sonra artık Galatlar diye bilinen aslında Keltoy lafından geliyor gene bu. Yani Kelt sözcüğünün bozulmuş bir halidir. Bunlar karşıya geçtikten sonra Anadolu'da bir iç savaş var. O sırada Selevkoslarla şey var. Anadolu'daki Pergamon Krallığı birbiriyle savaşıyor. Bu Yunan krallıklarından bazıları diyor ki biz sizi paralı asker olarak alalım yerleştirelim Orta Anadolu'ya. Tam aramızdaki sınır burası çünkü. Buradan işte siz bizim rakiplerimize saldırırsınız falan. Şimdi Keltler de çok profesyonel savaşçılar oldukları için bir de aileleriyle gelmişler. Çok da kalabalık bir nüfus yani. Bu öyle 2000-3000 kişinin geldiği bir şey değil. Ciddi bir miktar yani. 200-300 bin kişinin düzenli olarak geldiği falan düşünüyor. Bu o dönem Anadolu'su için çok büyük bir rakam. Yani %5, %6 gibi bir nüfus uzun vadede gelmiş olabilir diye düşünüyorlar. Bunları Orta Anadolu'ya yerleştiriyorlar. Özellikle Ankara, Eskişehir ve şey Amasya, Yozgat tarafı bildiğim kadarıyla. Buralarda bunlar oppidumlar kuruyorlar. Aynı Galya'daki, Britanya'daki gibi. Yani bu Ankara'da trenle gittiğiniz zaman sağlı sollu tepeler vardır ya. Oralar mesela şey için çok uygun. Keltlerin oppidum kurup etrafı seyretmeleri şeyleri için falan çok iyi. Hayvancılıkla uğraştıkları için oraları tam onun için şey bölge yani. Bunlar diğerleri gibi tarımcı değiller. Ana kıtada kalanlar gibi. Uzun vadede bir Pergamon Krallığı savaşıyorlar. Bir Selevkoslarla bilmem ne ama çok büyük oranda işte Orta Anadolu'ya yerleşiyorlar. Buraya geldikten sonra da kendi dinlerini bırakıyorlar. Bak ben bazı hareketlerin Türkleri çok benzetiyorum. Yani bu şey geldikleri yere aşırı hızlı adapte olma. Oradaki bütün ritüelleri, kültür değerlerini alma gibi. O kadar hızlı çözülüyorlar ki herifler geriye maddi kültür eseri bırakmıyorlar Ankara'da doğru düz. Mesela Galat krallarının bastırdığı sikkeleri, paraları biz bugün Orta Anadolu'da görüyoruz. Bunların hepsi müzelerde var. Üstlerinde böyle şeyleri var. Aynı zamanda mesela gelmişler Kibele kültüne mensup hale gelmişler burada uzun vadede. Eskişehir merkezi ana tanrıça tapıncı vardı ya Anadolu'da. O kadar komik ki bak o kadar çok Galyalı gelip o dine giriyor ki artık Kibele rahiplerine Galli deniyor. Adamlar adlarını vermiş rahiplere yani o kadar fazla. Bakıyorsunuz mesela Galli adları var. Alix mesela rahibin birinin adı. Bu ne lan diyorsun? Bayağı Yunanca isimlerle gidiyor böyle. Tamam mı? Eumenes, işte Antonius falan. Bir anda Alix diye ikisi bir figür görüyorsunuz. Ondan sonra da hep Galyalılar var orada. Çok garip bir olay yani bu Ya burada. şey gibi oldu bu. Ekmeklerine bakıyorlar gibi oldu Zafer abinin. Neden sürekli ekmeğinize bakın dediğinin Ya sebebi ortaya çıktı. Zafer abi de keltlik var arkadaşlar. Tespit ben ettim. Ankaralıyım oğlum ben. Bende keltlik var. Ne çok komedi ya. Şimdi tabii inanılmaz geliyor bana. Ankara'ya yerleşme hikayeleri de tuhaf. Şimdi bunların yanında Druid teşkilatı var ya. Druidler meşe ağacını kutsal görüyorlar ve o dönemde Ankara'da çok yoğun bir meşe ormanı olduğu iddia ediliyor. O yüzden Ankara'ya yerleştikleri söyleniyor. Ya yani orayı bir kutsal toprak olarak görüyorlar orman yoğunluğu fazla olduğu için. Sanki aynı Ankara değil bu anlatılan ama tuhaf işte. Orada da hatta bunların dilinde Nemeton olarak bilinen, bazı kaynaklarda Dru Nemeton diye bilinen bir Druid kutsal ormanı var. Belki burası Otlu Ormanı falandır bilmiyorum artık ama Ankara tarafında olduğuna eminim yani. Bu tip bir kaynak var. Bak bu kadar Druidler hakkında ve Keltler hakkında malumat neredeyse o tarafta yok. Yani Anadolu'ya geldikleri için Yunanlar çok iyi kayıt tutmuşlar onlar hakkında. Biz bugün mesela kaç ayrı klana ait olduklarını, nasıl bir iş çevirdiklerini biliyoruz. Bunlar Anadolu'ya bildiğim kadarıyla 3 ayrı klan olarak geliyorlar. Tektosaklar, Tolistobogi ve Trokme. 3 tane klan var. Üçünün de ayrı kralı var. Bunların hepsini Druidler eşgüdümünü sağlıyorlar kendi içerisinde. Ve paralı askerlik yapıp bir o tarafa bir o tarafa çalışıyorlar. Burası yıpranınca oraya geçiyorlar. Orası yıpranınca buraya geçiyorlar falan. 6. yüzyıla kadar burada herifler abi. Muhtemelen şey
6. yüzyıldan sonra Rumca konuşmaya başlıyorlardır. Türklerin 1200'lerde gelişiyle beraber de çoktan zaten artık Anadolu Rumlarına entegre olmuş, katılmış bir topluluk olarak silinmişlerdir. Sonradan da Türklere katılmışlardır. Yani onların torunları olan topluluklar büyük oranda. Bu şekilde. Çok enteresan bir hikaye yani. Ama gerçekten çok güzel özetlediniz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yani hakikaten şu an hani konuyla ilgili bilgisi olmayan için tarihsel süreci, nerelerde yaşadıkları, Anadolu ile ilişkisini falan hepsini öğrenmiş oldular. Yani bir yarım saatte hepsini toparlamış olduk. Çok güzel oldu. Aslında toplam bilgi bu kadar biliyor musun abi? Ya abi böyle binlerce sayfa kitap da okusan toplamda verilen Evet. bilgi bu kadar. Çünkü antik Akdeniz dünyasının verdiği bilgi bu. Yani Herodot'un işte şeyin Posidonius'un falan toplamda verdiği bilgi bunlardan ibaret. Orada bir kopuş var dediğim gibi. Yani Galya Romalılaşıyor, Latinleşiyor. Sezar Britanya'ya çıktıktan sonra yukarı doğru Romalılar gidiyorlar. Bir Hadrian duvarı sınırı var. Orta Britanya'ya kadar olan. Oraları da hızla Gallo-Roman hale getiriyorlar. Mesela eskiden Fransızca diye bir dil yoktu. Buna Gallo-Romans derlerdi. Fransızca ondan sonra ortaya çıkan bir dil mesela. Büyük bir kısmı zaten bu dili konuşuyor o dönemlerde. Yani Keltçe ile Latince'nin iç içe geçtiği özel bir diyalekt oluşuyor. Her yerde aşağı yukarı bunun konuşulduğunu görüyorsun. Komik bir şekilde bu Kelt kimliğini koruyabilen, bir şekilde Galyalılık varlığını koruyabilen nüfus sadece Anadolu'da kalıyor. Onlar da daha geç de olsa eriyorlar bir şekilde. Ne oluyor en sonunda? Bizim artık periferide, merkezden uzak olan, daha ilkel, daha barbar olan Keltler de o Britanya'nın üst kısmındaki bugünkü işte Piktler, İskoçlar yani İskoçların da dahil olduğu bir topluluk. Bir de İrlandalılar kalıyorlar. Dolayısıyla oradan örnek vermek durumunda kalıyoruz. Fakat Keltlerin genel tarihi bu kadar. Bundan ibaret. Şimdi o zaman yavaş yavaş da şeye de geçelim. Yani bu Panteon'a geç, yani tanrılarına geçelim, yaratılış şeyine geçelim, efsanelerine geçelim. Oradaki tanrılardan bahsedelim. Druid, neden Druid deniyor onu konuşalım. En azından hani tamam tarihsel süreçlerini anlattık. Bir de inançları, düşünceleri, nasıl yaşadıklarına dair, ki neye inandıklarına dair de genel hatlarıyla çizersek ki bunu sen çok iyi yapabilirsin diye düşünüyorum. Bartu, Zafer abiyle karşılıklı bu şeyi ilk önce bir yaratılıştan, çünkü yaratılışla birlikte aslında birçok hikaye aslında da aynı Zafer abinin başlangıçta söylediği gibi tema aynı olmasına rağmen Ya çok sorun şu farklı abi. işler var içlerinde. Ya şanssızlığımız şu dünya kültürleri adına. Aslında Hindistanlılar, Sümerler, Yunanlılar ve kısmen İnkalar dışında kimse mitolojilerini baştan sona yazılı kültür halinde ortaya koymuyor. Yani bu Rig Veda'nın olması, Hesiodos'un mesela şeyi Teogonyası gibi eserler, Enuma Elish gibi mesela eserlerde baştan en baştan yaratılıştan ilk tanrıların ortaya çıkışı, onların kimi yarattığı, ne gibi olaylar olduğu, işte dünyanın nasıl sonlanacağı falan bunlar çok ayrıntılı veriliyor. O yüzden biz bunu biliyoruz ama aslında birçok kültürde, dünyanın kültürlerinin %95'inde bu kadar net bir yazıyı alma olayı yok. Yazıyı alma olmadığı için sistematik düşünce de yok, teorik düşünce de gelişmiyor. O yüzden bütün Kelt toplulukları aşağı yukarı aynı şeye inanıyor gibi görünseler de çok temel farklılıkları oluyor. Bu Yunanlarda da böyleydi bu arada. Onlarda da gökten inmedi yani, her şey belli değildi. Hesiodos zaten şunu bir toplayalım, tekil bir metin olsun diye yaptı bunu. Daha sonra da Yunan kültüründe çocukların eğitiminde kullanıldığını biliyoruz biz Hesiodos metinlerinin. Bütün mesela Yunan sitelerinde çocuk eğitiminde, özellikle soylu çocuklarda jimnastik ve Hesiodos var. Yani bu ikisi çok temel belirleyici unsur. Diğerlerinde bu kadar değil. Mesela Slavlar, Keltler, Moğollar, işte Türkler özellikle. Bu tip topluluklarda daha parça pinçik, sistematize edilmiş değil. O yüzden yaratılış kavramlarını aslında tam bilmiyoruz. O çok daha geç dönem. Lebor Gabala Eren de biraz daha ortaya çıkacak. Ama şunu biliyoruz. Yoktan yaratılış konsepti yok tabii ki Semitiklerdeki gibi. Daha farklı bir metot. Bence şeyden başlamak lazım. Druidler. Gizemlerini hala koruyan topluluk. Şimdi Ranald Hutton mükemmel bir araştırmacıdır bu konuda. Hala İngiltere'de yaşıyor. Orada da hatta popüler artık şey yani. Bir pop kültür karakteri haline geldi. Gene İlber Ortaylı gibi falan. Artık dalgasını geçiyorlar yani. Bu Kank on Earth diye bir dizi vardı. Hatta orada Ronald Tatın'la falan görüşüp herifi trollemişlerdi. Ben de bayağı sinir olmuştum. Çünkü Ronald Tatın çok iyi bir araştırmacıdır yani. Keltler hakkında onun 1000 sayfalık falan bir kitabı vardı. Druids diye. Kelt mitolojisi ve şey dini grubu hakkında. Çok güzel bir şey ortaya çıktı bak orada. Şimdi Romalılar şöyle düşünüyorlar. Bunların bir rahip sınıfı var. Bunlar her yerdeler herhalde. Yani Kelt kültürünün bulunduğu her yerde bunlar var. Bize karşı direnişi bunları organize ediyor. Dolayısıyla bizim bunları bir indirmemiz lazım önce. Keltleri esaret altına alabilmemiz için gibi bir planları var. Bunu erken dönem kayıtlarında görüyoruz. Bu yüzden şöyle yapıyorlar. Galya'yı komple istila ettikten sonra Sezar şunu fark ediyor. Bunu da Labelle Galico'da yazıyor. Ya diyor, bu Druidler
imtiyazlı bir rahip sınıfı. Bunların yanında kahinler ve şairler de var. Bunlar da aynı eğitimi alıyorlar. Yani ozanlar. Hatta şey de geçer. Druids, Bards, Ovats diye geçer. Ovat kahin demektir. Bunu hatta Tolkien'de de çok göreceksiniz, bu renkli karakterleri. Bu üçünden ibaret çok fazla karakter vardır yani. Diyor ki bunların esas merkezi diyor, yüksek tahsil yapıyorlar diyor. Aynen bu ifadeyi söylüyor. İngiltere'ye gidiyor. Ya Britanya'ya gidiyorlar diyor. Britanya'da bir Anglesey adası var abi. Cornwall'ın batı tarafında. Galler'in bu kuzey batısında falan küçük bir ada. Onların diyor özel bir merkezi var orada. Esas daha böyle yetkili druidler orada eğitim alıp geri geliyorlar. Dolayısıyla bizim burayı bırakmamamız lazım diyor. Ondan sonra Roma lejyonları abi Britanya'ya çıktığı zaman ilk başta bir geri dönüyorlar bir sene. Çok meşhur bir şeyi vardır Sezar'ın orada. Bir bakıyor şöyle bir, tamam yeterli askerimiz yoktu, geri gidiyor. Bir sene sonra bir daha geliyor birkaç lejyonla beraber. Sonra tabii darmadağın ediyorlar. Orta kısma kadar geliyorlar. Hemen Anglesey adasına gidiyorlar. Hedef alıyorlar. Orada çok canlı bir görüntü var. Roma kaynaklarından bahsettiğim. Diyorlar ki Druidleri buraya sıkıştırdılar. Romalılar her yerden gemilerle çıktı, lejyonlar. Druidler bize karşı direnmeye çalıştılar. İşte yanlarında da böyle mavi boyalı tipler var. Olabildiğince abartıyor onlar. Karikatürize ediyor böyle. Kadını da erkeği de diyor. Hepsini kestik bunların diyor. Bunlar işte şey bize karşı isyan körüklüyorlardı. Bunlar işte insan kurban ediyorlar falan. Her türlü hani bir Romalının kanını donduracak her şeyi söylüyor orada. Etraf sisliydi, garip sesler geliyordu. Kumsalda bize saldırdılar da şöyle büyü yaptılar da bilmem ne. Sonuç olarak darmadağın ediyorlar adayı. Komplo merkezi çökertiyorlar. Sonra abi enteresan bir şey oluyor. Yüzyıllar geçiyor. Biz fark ediyoruz ki druidlik kavramı aslında Keltlere ait değilmiş. Bu da garip geldi bana ilk okuduğumda. Yuh artık dedim. Anadolu'da Göbekli Tepe var ya. Ta Göbekli Tepe'den kurulmuş bir şey var. Megalit yapıcı kültür var. Büyük taşlar dikip etrafında örgütleniyorlar. Stonehenge de onlara dahil. Onlar abi Avrupa yayılırken bu Homo sapiens topluluğu hangi dili konuştuğunu bilmiyoruz. Şunu biliyoruz sadece mezarlarından. Bunlar daha kısa boylu Akdenizli tipler. Daha esmer, daha kısa boylu, daha şey falan. Bunlar daha etnik kültürlerin oluşmadığı bir dönemde Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçmişler. Yerleşe yerleşe bir kısmı da şeye geçiyor. Britanya'ya kadar geçiyor. Orada abi garip bir tarım toplumu kuruyorlar. Stonehenge'i bunlar yapıyor. Şeyleri, göksel objeler ve yıldızları takip ederek özel bir din ortaya çıkarıyorlar. Bizim hiyeratik devlet modelinde gördüğümüz bir din tipi bu. Yani tarımsal döngülere dayalı rahip sınıfı var. Rahip ve cemaat ilişkisi var kendi içerisinde. Tamam mı? Çok sağlam böyle sırlara sahip ezoterik bir teşkilat olarak örgütlenen bir form görüyoruz. Bunlar taşlar ve yıldızlar üzerine hareket ediyorlar. Şimdi bütün Druid teşkilatı muhtemelen bunlar tarafından oluşturulmuş ve Keltler oraya gittiklerinde sonradan görüp benimsemişler bunu. Bunun tek açıklaması bu. Muhtemelen oranın yerlerine ait olan bir şey bu. Çünkü mezarları kazdığımızda onları görüyoruz biz. Hani Keltlerin bile kendi aralarında geçmişte dev kralları varmış, bizden önce buradalarmış diye anlattıkları herifler bunlar aslında. Mesela İrlanda'da da o tümülüsleri var. Bunların yaptırdığı. İşte onların öte dünyaya açılan kapılar olduğu falan düşünülüyor. Taşların arasında böyle triskeleler kullanıyorlar bak. Spiraller falan kullanıyorlar. Onları da şeyden almışlar, yerel topluluklardan. Dolayısıyla Keltlerin dinlerine ne kadar bakarsan onların aslında kökeninin Anadolu'dan giden megalit yapıcı kültürlere ait olduğu o kadar belli olmaya başlıyor. Böyle garip bir durum var yani ve artık biz bugün günümüze gelindiğimizde son 20 yıl içerisinde Druidliğin artık Keltlere dışarıdan gelen bir megalit dini olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün olayı buna göre kurmamız gerekiyor. Kendi tanrıları şeyleri falan da Keltlerden aslında farklı tahmin ettiğimiz kadarıyla. Fakat müthiş bir simbiyoz, sentez oluşmuş onun ardından. Ona göre devam etmiş. Ya Druidler biraz şey gibi, Tolkien'deki Mayalara benziyorlar. Tanrı değiller ama tanrısal, yarı tanrısal güçlere sahipler. Ve şey de değiller, herhangi birisinin aslında yönetimi altında değiller. Mesela Druidlere sadık krallar var ama Druidler doğaya sadık. Yani Druidlerin kralları yok aslında. Bir Evet. mecliste yöneticiler konuşmadan evvel Druidler konuşur. Druidler konuştuktan sonra oranın yöneticisi kimse, valisi, kralı, padişahı neyse onlardan sonra konuşur falan. Aralarında ters bir hiyerarşi var. Bizim normal Anglo-Sakson hiyerarşisine benzemiyor onların hiyerarşisi. Bir de şeyler tabii mesela bunlardan çok fazla mimari yapı kalmamasının sebebi falan da bu rahiplerin yaşam inançlarıyla alakalı. Çünkü tamamen doğacılar, mutlak doğacılar. Sadece yağmurdan falan korunmak için öyle basit çatılı şey taştan bir şeyler yapıyorlar ve hayatlarını ondan geçiriyorlar. Bunun sebebi olarak da şey diyorlar. Doğa zaten mükemmeldir. Biz doğaya aitiz. Bizim doğaya yani karşı yapabileceğimiz hiçbir şey doğanın bize sunabileceğinden daha iyi olamaz diye öyle büyük yapılar falan filan yapmıyorlar.
Druidler hakkında şey var, bir kadın druidler de var. Onlara da ne deniliyordu? Gene bir eki vardı Bartu, belki hatırlarsın. Druid, Druyatos mu diyorlar onlara? Bir Onu şey diyor emin bu. değilim abi. Erken dönemde kadın Ha. druidler olup olmadığı tartışmalı bir Kadınlar konu. da var şey olarak daha sonra. Onların da bir adı var. Gene Druid'le başlayıp da Ha tamam, sonuna hatırladım ya. Bu kadın şey abi. eki konuluyor. Roma imparatorlarının birinin Ha. şeyi var, metresi var. Onun bir dişi druid olduğu söyleniyor. Tamam, hatırladım. Evet. Onu Hatta söyleyeyim. şey bile söylenir yani, İngiliz kraliçelerin hepsi aslında druid'dir falan, hani bu şeydir, kadın şeylerdir falan diye İngilizlerle böyle bir bağlantılar oldu falan da söylenir. Şimdi efsane efsaneyi doğuruyor. Efsane ilginç ve bilinmez oldukça inancı arttırıyor. Ne kadar az bilgin var, o kadar çok inanca sahip oluyorsun. Yani bu normal insan mantığı zaten. O bakımdan hani İngilizleri bu işe katıyorsun, Anadolu'yu katıyorsun, Orta Avrupa'yı, Balkanları. Yani mesela Bulgaristan hikayesi de vardı Druidlerin. Yani Bulgarların atalarının şey olabileceği, orada yaşayan aslında Keltlere ait oldukları. Asıl Bulgaristan kurucuların Keltler olduğu falan da söylenir. Oradan Macaristan'a sıçrar. Macaristan hikayesinde Druidlerin ve Keltlerin çok şey olduğu, belirgin olduğu söylenir. Şimdi iş Macaristan'a falan sıçrayınca bu sefer doğal olarak köken bağlaması Türklere kadar geliyor. Çünkü diller ortak. Çok yakın. Ya o zaman Druidler bu Anadolu coğrafyasında da 6. yüzyıla kadar yaşadılarsa, acaba Türklerle beraber bir şeyleri mi var? Bir akrabasal ilişkileri mi var bilmem ne diye. Bartu en başta bahsetti şey, artık bu tarihi bakış açısı değişiyor diye. Ama hani şeyde hala iyi kötü kabul gören, daha doğrusu genel öğreti olarak kabul gören Druidler doğudan batıya püskürtüldükleri için. Yani acaba ta Orta Asya'dan Türklerin bir kolu olarak ilerleyen ya da Kafkaslardan biraz güneye doğru inerek Karadeniz kıyılarından sürülmüş hatlar mı falan muhabbeti de var. Aslında biraz yani nasıl diyeyim, ideolojik olarak bakmana göre nereye bağlayacağını değiştirebilme ihtimali olan bir şey var. Çünkü çok az bilgi var. Çok az bilgi var aslında. Yani konuş konuş sabahlara kadar, istersen şey 10 yıl boyunca eğitimini gör falan. Yani yapıp edeceğin aslında 4-5 saatlik bir söylentiden başka bir şeye çıkmıyor Druidler hakkında. Şeyde Keltler hakkında yapacağın şey. Ama çok bir de popüler olarak kullanıldığı için yani neredeyse bütün fantastik edebiyatı etkilemişler zaten. O doğal olarak da Hollywood sinemasını çok etkilemişler. Doğal olarak da çizgi roman dünyasını çok etkilemişler. Yani işte Asterix falan Galyalı işte. Hop dedik Asterix. E Ya D&D oradaki işte, D&D'deki evet druid. D&D'deki druidler. Sonra şeyler işte o ne derler, o üçlü saç ayak hikayesi, yani kazanın sürekli kaynıyor olması. Çünkü bunlar doğa bilimcileri druidler zaten. Yani doğal otomacılar. Sürekli de böyle kötü ruhlara karşı ya da kötü düşmanlara karşı, kendilerine zarar verecek düşmanlara karşı o büyük kazanı sembolik olarak kaynıyor zaten sürekli. O aşırı güç verici iksirler falan, savaşta kendini esrik eden şeyler, içkilerin hazırlanması, yaraların sarılması bilmem ne falan. Yani şöyle bir durum var. Druidler Kelt toplumlarında doktorlar, hukuk uzmanları. Çünkü aralardaki bütün hukuksal problemlere de Druid rahipleri karar veriyor. Yani orası benim tarlamdı. Sen işgal ettin, işgal ettin gibi mülkiyet hakları falan da Druidlerden soruluyor. Onlara danışılıyor. Bir nevi kadılık görevi falan da yapıyorlar. E zaten Diplomatlık otacılar. var abi. Diplomatlık da var. Aynen. Diplomatlık var. Diğer ülkelerle ilişkileri falan sağlayan, diğer kabilelerle ilişkileri sağlayan onlar. Doğal bir saygınlıkları var. Yani kendi ülkelerinde de bir başka kabile de bir Druid papazını gördüğü zaman saygılı davran. Yani düşman kabileler bile olsa Druidlere şey o kadar rahat zarar vermiyorlar. Çünkü bir Druid'i öldürmek o kabilenin üstüne işte ne bileyim binlerce yıl süren bir laneti bulaştırmak gibi. Hani kralı öldürebiliyorlar ama Druid papazını ellemiyorlar. Öyle bir durum var. Yani şey olabilir, böyle çok materyalist bir tarih açısından bakarsak falan, bu Druidlerin kuruluşu falan çok cin bir adam tarafından yapılmış ve kendini tamamen kurtarmış bir yapı oluşturmuş birisinin uzantısı diye de düşünülebilir. Çünkü tamamen şeylerden bağımsızlar aslında. Yerel yönetimlerden, yerel iktidarlardan, yerel despotizmden falan tamamen soyutlanmış apayrı bir güce sahip rahiplere dönüşmüşler. Çok ilginç tarafları şu. Büyük güce sahip olmalarına rağmen bu toplumlarda hiçbir, ben okuduğum belgede, dinlediğim şeyde, söylevlerde, konferanslarda falan şuna rastlamadım. Mesela hani
Hristiyanlarda papazlar, yani kilise inanılmaz bir zenginliğe sahip oluyordu ya. Evet. Druidlerde bu hiç olmamış. Bunlar hep Bir doğada şey diyeyim. yaşamışlar. Hani Evet. bu güce sahip olabilecekken bunu hiç yapmamışlar. Yani kendilerine bir ekonomik çıkar olarak kullanmamışlar. Hakikaten belki de idealist olarak doğaya inanıyorlardı belki de. Yani gerçekten inançları böyleydi. Ben o bir maddi çıkar olmadığı için adamların daha böyle inançlarının temiz olduğunu düşünüyorum Druid papazların. Ya ben de şeye benzetiyorum abi özellikle. Bu toplumsal örgütlenmeleri şunu gösteriyor. Bir tarım kültü var ortada sonuçta. Tarım kültü olduğu için cemaat ve rahip ilişkisi var. Bak bu normalde şamanist kültürlerde yoktur. Mesela Türkler ve İskandinavlar da böyledir. Onlardaki şamanlar avcı, toplayıcı bir mentaliteden geldikleri için genellikle bireysel olarak müdahale ederek sorunları çözerler. Bir sınıf olarak bulunmazlar yani. Bir şamanlar sınıfı yoktur. Bir şamanlar kastı yoktur. Onlar dokunulmaz da değildir. Mesela Cengiz Han meşhur şaman Kokoçu'nun belini kırdırdı diye. Kendisine darbe yapacak diye. Biz aynı zamanda Hakasya'da şamanların yönettiği bir takım klanların olduğunu biliyoruz. Bazıları kadın, bazıları erkek şaman bunların. Kara şamanlar çoğunluğu falan. Ama Druidler daha çok Hindistan'daki Brahman sınıfına benziyorlar. Bir kast olarak rahip sınıfı yerleşmiş. Bunlar nasıl yaptılarsa bunu Hindistan'da da böyle bu. Savaşçı sınıfının yani kşatriyaların üstündeler Hindistan'dakiler mesela. Herhangi bir Brahman'a işte saldırıda bulunmak falan olağanüstü bir şekilde çok kötü bir şekilde yeniden doğmanın garantisidir. Hem de nesilden nesile yani. Torunun torunu bile cehennemde doğar yani. Naraka denilen bölgede doğar falan. O yüzden ben şeye benzetiyorum. Brahmanlar ve Kızılbaş dedelerine benziyor bence. Türklerle bağlantı kuracaksak dedelik kültüne çok benziyor. Çünkü onlar olmadan ritüel yapamıyorsun. Kalıtsal olarak aktarılıyor. Babadan çocuğa geçiyor druidlik yani. Ben druid olacağım diye araya girip eğitim alıp olamıyorsun yani. Bunu Sezar da vurguluyor ve şey diyor hatta. Aralarında bir baş druid var diyor. O mevki için çekişirler diyor. Eğer oylamayla net sorun çıkmazsa silahla çözerler mevzuyu diyor. Bu bayağı net bir gösterge yani. Birbirlerine de şey yapıyorlar yani. Çok içlerinde despotik bir yapı var aslında. O öyle bir topluluğun kontrol altına tutulabilmesi için birinin aşırı yetkilendirilmesi gerekiyor. Bunu da baş druid seçiyorlar. Gerekirse de silahla. Şimdi bana daha çok bu şeye benzetiyor işte. O Kızılbaş kültürlerine çok benziyor. Şey Haydar, Şeyh Cüneyt'ten sonra gelişen Anadolu Kızılbaşlığı, orada dedelerin otoritesi mesela. Yani düşünsene bütün cemleri sürdürenler onlar. Yani dede talip ilişkisi var her şeyden önce. Dedelerin varlığı şeylerden, hükümdarlardan daha büyük. Yani mesela Şah İsmail'in bile mensup olduğu tekke aslında çok belirleyici orada. Safevilerin kendi tekkesi, Safiyüddin'in. Dolayısıyla ben ikisini çok benzetiyorum yani bu tip mevzularda. Çünkü Alevilikte de hem Türk şamanizminin etkisi var ama bir o kadar da manicilik etkisi var. İran maniciliği var yani orada. Manicilik de kendi içerisinde yine bir tarım kültürüne dayanarak kurgulanan bir yapı olduğu için genellikle hep şey var orada. Bir ışık kültü var. Işık saf ışıktan kirli ışığa doğru gidiyor. Işık hiyerarşisi var yani. İnsanlar da buna göre üretilmiş durumda, yaratılmış durumda daha doğrusu. Aynı zamanda dedeler abi senle benle aynı soydan gelmiyor mitolojik olarak. Onlar Şiit peygamber diye bir başka peygamber var. Hazreti Adem'in kendi menisinden bir de bir şey peri mi diyeyim, huri mi diyeyim cennetten doğrudan gönderilmiş bir hurinin birlikteliğinden doğduğuna inanılıyor. Onlar yarı huri yani. Bizim gibi tamamen insan soylu değiller. Orada anlatılan kabul edilen şecereye göre yani. Dolayısıyla dedelik hakları var ve bu kalıtsal olarak aktarılıyor. Başka bir mitolojik köken kurgulamışlar kendilerine. Aynı druidler gibi yani. Dolayısıyla bence şey ya, karşılaştırma yaparken bu kadıtsal olarak aktarılma, bir sınıf oluşturma ve bu adamlar olmadan ritüellerin yapılamaması, dolayısıyla bunların bir ruhban sınıfı olduğu gerçeği üstüne daha fazla durmak lazım. Şeye ben şüpheyle yaklaşıyorum abi, sen de bu tezi öne sürüyorsun da daha romantik bir doğa perestlik varmış gibi görünüyor ya. Ben pek o fikirde değilim çünkü şey, evet dediğin doğru mülksüz ve münzeviler yani Brahmanlara benziyorlar ama Brahmanlar çok zengindir mesela Hindistan'da. Hala en büyük zengin aileler Brahman kökenlidir yani. Bunlar öyle değil hakikaten. Daha çok Budistlere benzer bir mülk taşıyamama durumu var kendi teşkilatları içerisinde gördüğüm kadarıyla. Ama bunu da çok güçlü kralların arkasında durup onların işlerini yaparak çözüyorlar gibi görünüyor. Muhtemelen büyük hediyeler kabul ediyorlardır bunlar. Çünkü Tayland'daki Yüce Manastır olarak bilinen Budist teşkilatı da güya para çevirmiyor ama biz Tayland hükümetinin, o monarşist hükümetin direkt uzantısı ve meşrulaştırıcısı olduğunu biliyoruz onların. Birbirlerine çok benziyor değil mi bu hareketler? Neyse. Üstünde biraz daha durmaya değer ya. Benim gördüğüm kadarıyla abi gerçekten de insan kurban eden. Yani bunu böyle büyük hasır adamları inşa edip onları ateşe vererek yaptılar mı bilmiyoruz. Witcher'da falan da böyle gösteriliyor. Sezar'ın çıkardığı bir mevzu bu. Hatta bu İngiliz yapım Wicker Man diye bir film vardır. Çok meşhurdur. Bu Ari Aster'in Midsommar filminde kökenidir. Orada da aynı mevzu işleniyor mesela. Onu yaptılar mı bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Gerçekten de insan kurban ediyor bunlar.
gerçekten de yıldız falı bakarak savaşlar ilan ediyorlar. İki tane savaşan klanın arasını uzlaştırıyorlar. Hükümdarlardan daha büyükler. Mesela bir tane örnek vereyim. Daha önce bahsettim ya, bu ozanlarla şairler de druid eğitimi alıyorlar aslında. Bir süreden sonra uzmanlaşıyorlar onlar. Yani kendi alanında uzmanlık yapıyorsun. Oradan ayrılıyorsun. Normalde mesela Arthur romansında Merlin'le Taliesin arasında büyük bir fark yok. Bir tanesi druid kökenli büyücü. Danışmanlık ve vezirlik yapıyor. Bir tanesi ozan. Ama o da kralın, Arthur'un etrafında mesela. Onun baş ozanı gibi, onun meşrulaştırıcısı gibi bir durum var. İrlanda'da mesela benim okuduğum bir öykü de abi. Alistair Cycle'ıydı galiba bu, Lebor Gabala'da. Corcyra diye bir şair var. Veya Caerbre diye geçiyor. Şimdi bu ozanlar o kadar güçlü ki İrlanda'da. Yani druidlerle tamamen iç içe geçmişler orada. Ayrışmamışlar bile yani. Şair ve druid ayrımı diye bir şey de yok. Bunların normalde abi bir druid geldiği zaman senin çok iyi karşılaman lazım. Bunu mükemmel bir sofra kurman lazım. İnanılmaz, ve önüne kırmızı halı sereceksin. Hiçbir dediğini iki etmeyeceksin. Kraldan önce o konuşuyor. Kraldan sonra o konuşuyor. Ve bir tane şey, dilek hakkı var. O dileğini de bağışlaman gerekiyor. Aynı Hindistan'daki gibi. Corcyra bir tane krallığa gidiyor. Bunu hiç sallamıyorlar, tamam mı? Buna böyle şey diyor hatta, anlatıda. Bana diyor dümdüz ekmek ve su verdiler diyor. Şey, geçişte biri bana yardımcı olmadı bilmem ne. Kralın huzuruna böyle paçavra gibi bir şey giymiş halde çıkıyor. Buna bir beddua ediyor. Bir şiir okuyor. Çok ağır, böyle bir ilenme içeren, böyle çok olumsuz tınlarla yüklü bir şey okuyor orada. Darmadağın oluyor krallık bak. Bir hafta içerisinde krallık yıkılıyor, kıtlık çıkıyor, varisler ölüyor. Kral var ya bak, susuzluktan sürüne sürüne ölüyor en son. Kendi adamları tarafından öldürülüp kendi şehrinin yanışını izliyor ve en yakın yerde en azından bir yudum su içip öleyim diye ararken su bile uzaklaşıyor heriften. Yani böyle rezalet bir kader yaşayarak ölüp gidiyor adam. Bu mesela şeyin, druidlerin gücünü gösteren öykülerden biridir. Bunun aynısı Hindistan'da da vardır. Bir ara mesela bu savaşçı sınıfı kşatriyalar, lan bizim ne ihtiyacımız var rahiplere, hepsini keselim gitsin, niye biz bunları sürekli dinliyoruz falan diyorlar. Büyük bir savaş çıkıyor, mahvediyorlar rahipleri zaten silah kullanmadıkları için. Ne oluyor? Rahipler müthiş çileci meditasyonlar yapıyorlar, oruç tutuyorlar falan. Tanrılarla bağlantı kuruyorlar. Orada Vişnu'ydu galiba. Vişnu'ya diyorlar ki sen bu işi çöz. Bunu tersine çevir, çünkü bunlar şey, tanrısal yasaya uyan adamlar değil falan. Sonra tanrılar müdahale ederek heriflerin yenilmesine sebep oluyor. Rahip sınıfını Hindistan kurtarıyorlar falan, tanrıları da yeniden çok başa çıkıyor. acımasızdır ya. Efendim Yani abi? Hindistan tanrıları da çok acımasızdır. Yani Tabii hiçbir canım. tanrı Hindistan tanrıları kadar acımasız değil. Herhalde tarihsel olarak hep nüfus çok kalabalıktı. Sayıyı umursamıyorlardı hani ölenler açısından. Çok fenadır Hindistan tanrıları yani. Doğru. Yani şey demek lazım, mitolojiye gelmek gerekirse gerçekten bu kadar geniş bir giriş yapmamız gerekli abi. Başka hiçbir toplum için belki gerekli değil ama Keltler için bu kadar şey yani belirleyici oluyor. Ya yaratılış mevzuna sadece elimizde şey var abi. Parça Pinçik, Mabinogion öykülerini saymazsan sadece İrlanda şeyleri, öyküleri burada çok belirleyici. Orada da şunu görüyorsun. Dünyayı kimin yarattığı belli değil. Sahne açıldığında zaten bir ada var gibi görünüyor ortada, yani İrlanda adasının kendisi var gibi görünüyor kozmik denizin üzerinde. Oraya abi yerleşim sıralamasına göre gelişiyor mevzular, biraz daha olaylar. Daha önceki yayınlarda da biraz işlemiştik, o yüzden çok ayrıntıya girmeyeyim ama adanın ilk yerleşimcileri mesela Firbolglar denen bir demon ırkı. Ondan önce de başkaları var ama önce böyle demonlar yerleşiyor, ondan sonra işte insanlar yerleşiyor falan ya. İlk yerleşimcilerden birileri de işte Tuatha De Danann olarak bilinen İrlanda tanrıları. Bunların başında Danu var. Danu'nun çocukları diye geçiyor zaten. Bir ana tanrıça figürü var bildiğim kadarıyla. Onların adları falan tabii çok iyi korunmuş. Çünkü 1200'lerde Katolik Kilisesi tarafından bu kayıt altına alınmış İrlanda'da. Bunlara Evet, da yani halk mesela adamları. Elis senin bana önerdiğin kitapta o çok güzel, yani çok güzel şerh düşerek anlatmış onu. 8. 9. yüzyılda Hristiyan etkisi altında. Çünkü orada mesela ilk yaratılışla ilgili yine aynı, yani yoktan varoluş hikayesi var. Diyor ki bu Keltlere hiç uygun bir açılış değil ama Aynen. hani bu şekilde kayıt altına almışlar. O yüzden biz bunu bu şekilde anlatmak zorundayız diye şerh düşerek söylüyor. Orada diyor ki yani başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ve bir cennetten ışık hüzmesi oluştu. Işık hüzmesi dünyayı yarattı. Orada büyük bir ada vardı. Oradan ilk topraktan bir beşe ağacı yükseldi ve büyük nehir oluştu. Bu nehirle meşe ağacı bir araya gelince iki tane kozalak meydana geldi. O kozalaklar toprağa düştü ve topraktan ilk tanrılar yaratıldı. Bu işte dediğin gibi aslında şerh düşerek söylenmesi lazım ama bu Tabii. şekilde yazılmış ve kayıt altına alınmış. İrlanda bu da mesela. İşte bu zaten druid meselesi de o meşenin bilgisine ulaşan, yani Danu'nun ismini söyleyemedikleri için, yani insanlara yasaklanmış Danu ismi. O yüzden ona
Duru diyorlar. Davis de yani meşe ağacı, kutsal meşe ağacının bilgisine erişmiş kişiler druidler. Yani bilgeler anlamında da kullandığını söylüyor Eliz, ama oradaki şerhi çok hoşuma gitti. Çünkü zaten çok girişli bir şeyi var zaten. Giriş bölümü de var orada. Orada hani kaynakları söylemek zorundayım. Böyle ama yaşanılan şeyler aslında çok böyle midir, değil midir pek bilinmez diye de güzel bir açıklama yapıyordu. Oradan zaten bu Tuatha Dé Danann'a geçiyor hikaye Ya şey aslında. Oraya zaten bir yaratılış sokuşturmuşlar ama. O çok açık. abi soykütü Nuh'a bağlıyor zaten. Leborgabalı Eren'de. Nuh'un çocuklarından bilmem kimler geldi oraya diyor mesela. İnsan ırkı Nuh'tan çoğaltıyor zaten. Hikayeler Hristiyanlaştırıldığı için baştan aşağı. Biz o kısımları bilmiyoruz ama şöyle bir güzel bir şey yapmışlar. Diğer dinlerde olmayan bir şey var abi Katoliklerde. Bunlar Yunan mitolojisini de çok iyi bildiği için İlyada'nın, Odisa'nın en güzel öykülerini de ittirmişler arada Evet. burada. Ve o yüzden çok zengin olmuş. Aşırı kıskanıyorum yani İrlanda mitlerini bu açıdan. Ya bazen de şey diyorum, keşke bizim de tarihimizde biz biraz daha batıda olsaydık da Roma ile bir temasımız olsaydı doğrudan klasik dönemde. Ya bizi de doğrudan kapsasalardı onun üstünden zaten çok erken dönemde şeyimiz olurdu. Yani onlar antropolog gibi çalıştıkları için bütün inançları, kültürleri çok iyi tasnif ediyorlar. Hemen ardından da seni Akdeniz uygarlığına bağlamış oluyor. Aynı öyküler sana geri yayılıyor bu sefer. Böyle garip bir durum var. Ama şey işte Nuh'un oğullarının ilk oraya geldiklerinden bahsediliyor. Onlar geldiğinde işte şeyler var gene birkaç kere kovuluyorlar. O demon ırkı tarafından firbolglar var. İşte şey Tolkien'i en fazla etkileyen mesela şey Fomoryanlar denilen bir ırk var. Fomoryanlar, büyük göz. Neyse. Bir tane karanlık denizin ortasında karanlık bir kule var. O kule tarafından yönetilen dev ve cücelerden oluşan karanlık bir ırk. Tipik ork ordusu aslında bu. Yani bir kule tarafından yönetilmesi falan da çok benzer konseptler zaten. Hatta liderleri de şey Balor. Tek gözlü Balor mesela. Gözünü kaldırıp lazer atıyor herif oradan. Yani bu baya baya şey Peter Jackson'ın şeyde kullandığı konseptlerden biri yani. Çok güzel bir konsept. Ama bakıyorsun Balor'un savaştığı kahramanlar Fionn Mekkum aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da mesela Davut'la Goliath öyküsünü andırıyor. Çok fazla İncil göndermesi var yani bu şeyle baktığın zaman. Ama mükemmel kombinasyon olmuş. Ya her yerde böyle çalışmıyor biliyorsun yani. O kadar güzel bir kombinasyon haline gelmiş ki. Dolayısıyla şey mantığı var adamlarda. En sona da insan ırkı çıkıyor zaten. İnsan ırkı geldiğinde tanrılarla önce bir savaşıyorlar. Tanrılar böyle bir fırtına çıkararak onların bir şey İrlanda'ya yanaşmasını engellemeye çalışıyor gemilerin. Fakat bunlar bir oyun çevirip yine de kumsala çıkıyorlar ve tanrılardan birini öldürüyorlar aslında. Onu öldürdükten sonra karşılıklı bir anlaşma yapılıyor. Tanrılar diyor ki tamam biz yer altına çekileceğiz. Siz de yukarıda kalacaksınız. Yani toprağın üstü sizin altı bizim olacak. O yüzden alta doğru çekiliyorlar. Onlara Şii dedikleri Şiabra deniyor bu arada. Elf diyoruz ya biz. Elflerin aslında temel konsepti Şiabralardır İrlanda mitolojisindeki. Yani İskandinav elfleri gibi değildir onlar. Çok daha ciddi baktığın zaman onu göreceksin. Yaşam tarzları ve şeyleri çünkü örgütlenme tipleri falan da ona benziyor. Bunlar Şii denilen köşklerde yaşarlar Kelt tanrıları. Dışarıdan bakıldığında tümülüs gibi büyük kum tepeleri, toprak tepeleri gibi görülen yerlerden girilir oraya. O yüzden zaten şey boş tepeler diye geçer Kelt mitolojisinde oralar. Yani nerede böyle içeri doğru oyuk bir tepe varsa oradan öte dünyaya geçilebiliyordur. Bir yeraltı konsepti yok. Öte dünya olarak bir konsept var. Bu 6. yüzyıl öncesindeki Türkler gibi yani. Üst dünya, orta dünya, alt dünya şeklinde değil de bir ters boyut var yani. Buradan girdiğiniz zaman Tir na n'og denilen bir boyuta geçiyorsunuz. Aslında Gençler Adası diye ifade edilen bir grup var. Oraya geçtiğinizde orada zaman duruyor neredeyse. Yani hiç akmayan bir zaman var gibi. Hep aynı hava yapısı var. Hep şafak kızıllığında gibi görünüyor bazı hikayelerde. İnsanlar yaşlanmıyorlar. Humanoid tipler var. Ama bunların aynı zamanda o şiabralardan olduğunu anlıyorsun. Her birinin ayrı kalesi var. Kalede büyülü şeyler oluyor. İşte enstrümanlar havada kendi kendini çalıyor falan. Bardaklardaki biralar hiç bitmiyorlar. Ziyafet sofralarındaki yemekler sürekli olarak çoğalmaya devam ediyor. Ve enteresan bir şey vardır. Öte dünyada herkes mutludur Keltlerde. Acayip mutludurlar yani öte dünya. Bu her zaman böyle olmaz mı? Mesela Türklerin öte dünyaları aşağı yukarı bu formatta ama çok mutsuz insanlar genel olarak. Yani ölmek böyle senin sevineceğin bir şey falan değil. O yüzden özellikle 6. 7. yüzyıl Türk yazıtlarında balbalların kenarlarında hep şey yazar. Ailemden işte ayrıldığım için çok mutsuzum. Şu yaşımda öldüm. Lanet olsun şöyle oldu böyle oldu falan. Yani Japon kültürü de böyledir bak yine aynı dönemlerde. Ölürsün, öyle bir yere gidersin ama mutlu değilsin. Ya yani bu dünya kadar iyi bir yer değil orası. Keltler tam tersi. O yüzden zaten gençlik adası diyorlar. Orada sürekli sevgi, eğlence, ziyafet ve şey var. Ve bir tür reenkarnasyon sistemleri var. Bugün bizim Hint sisteminde, Budizm'de gördüğümüz gibi herkesin her an reenkarnasyon uğraması biçiminde değil. Şöyle oluyor. Ben mesela bir işimi yarım bırakarak öldüm ya. Benim çocuğumda reenkarnı olabiliyorum ben. Eğer
yarım kaldıysa iş. Onu tamamlamak için bunu yapabiliyorum. O yüzden tanrıların birkaç kere sürekli olarak bedenleniyor. O yüzden Kelt mitolojisinde genellikle gördüğünüz kahramanlar iki nesil sonra başka adlarla tekrar tekrar ortaya çıkarlar. Ve onlara hep şey denir. Mesela Mabon muydu, Mapon muydu bir kahraman var. Sen aslında Kuhul'unsun değil mi falan diyorlar ona. O da evet öyleydi gibi karıştırmayın şimdi orayı falan filan diyor mesela. Bunun gibi bir sürü öykü görebiliyorsun gene. Yine Kuhul'un doğumu mesela şey annesinin gidip Lug'dandı galiba. Bir tanrıdan dilenmesiyle oluyor. Bana bir çocuk ver falan diyor. Lug da işte bir ipek böceği şeklinde onun içkisine mi düşüyor? Onu yutunca hamile mi kalıyor? Böyle bir mevzu vardı. O şekilde ondan yeniden doğmuş oluyor aslında. Böyle bir sistem var. Yani şey gibi. Bu da zaten şeyi anlatıyor ya. Tanrı'nın belli bir forma geçip Meryem'in rahmine düşmesi, oradan insan formunda İsa'yı ortaya çıkarması gibi Katolik anlatının aslında bir tekrarı gibi bu Keltlerde. O yüzden şeyi göremiyoruz. Hakikaten Keltler böyle mi düşünüyor? Yoksa bu Hristiyanlığın yansıması olan bir şey. Bundan emin değiliz. Ama çok enteresan bir konseptleri var. Evet ya bir de şey bu kahraman tekrar tekrar gelmesi işte Tanrı bedenlenmiş muhabbet olduğu için büyük kahramanlar McHale miydi? McHale miydi? Öyle bir sürekli dönüp dolaşıp nerede kentler dara düştü. Ortaya çıkıp büyük bir kahramanlık gösterip öte dünyaya gidip işte kılıç almalar, işte özel liller getirmeler falan filan bir sürü şey var. Hakikaten konseptleri çok kafa açıcı ama gerçekten çok farklı öyküleri var. Çok da güzel şey yapmışlar, derlemişler, toplamışlar. Yani bazı yerlerde de çok mesel gibi kalıyor ama sonuçta işe yarıyor diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler var. Yani bu yerleşkelerden bahsediyorum. Hakikaten ilk tanrılar çok ilginçtir. Aslında konuda ilk başta tarihsel olarak anlattığın yer vardı ya Bartu. Yani Evet. bunların yerleşke biçimleri. Yani ilginçtir. İlk tanrının çocukları da gidip şehir kurmakla başlıyorlar. Bütün mesele onunla başlıyor. Yani tanrının çocukları şehir kurmakla başlıyor. İşte batıya gittiler. İşte oradaki ilk karaya çıktılar. Orada dört tane şehir kurdular. Şehirlerin isimleri bunlar. Her birinin başına bir tane kral geçti. Aslında baktığı zaman senin başta tarihsel olarak anlattığın her şey aslında yaratılışta da birebir geçiyor. Sanki iç içe geçmiş gibi. Tanrı krallara dönüşüyor gibi de oluyor Aynen. aslında bir tarafta. Çünkü şey olayı var abi. Krallık sistemleri bile aynı aslında. Mesela Lug ilk başta şey oluyor. Bu tanrı grupları arasında bir savaş var galiba. Firbolglarla şeyler miydi? Tuatha De Danann mıydı? Yoksa onlarla Fomoryanlar mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bir Fomoryalar abi. değil mi? Evet, Bir Fomoryalar. savaş durum var. Karşılıklı işte şeyler oluyor. Birbirlerini öldürüyorlar falan. Orada Nua da var. Aslında bu tanrıların kralı Nua da İrlanda kentlerinde. Bu Hellboy'daki Prens Nuada olarak gördüğünüz kişi aslında. Evet. Orada bayağı güzel, çok karizmatik şekilde verilmişti. Nuada tahta yalnız çıkamıyor. Onun yerine Boros mu çıkıyor? Böyle garip bir şeyler oluyor. Yani tam bir veraset sistemi olmadığı için. O sırada kolundan yaralanıyor bu. Bunların da çok ünlü bir hekim tanrısı var. Diyanket diye. Diyanket buna gümüş bir kol yapıyor. O yüzden Nuada Argetlam diye geçiyor. Gümüş kollu Nuada diye mesela. Bunların önde gelen tanrıları da çok enteresan. Mesela Morrigan var. Biraz bahsedelim hani arkadaşlar hiç bilmiyorlarsa eğer hani şey olsun diye. Morrigan daha çok cadıcılıkla yani pardon cadılıkla ve kara büyüyle ilişkili olan bir tanrıça. Aynı zamanda savaş tanrıçası. Kültürü de çok eski. İrlanda mitlerinde de onu sürekli olarak görürsünüz. Mesela aynı zamanda diğer lakaplarından biri de Kızıl Cadı'dır. Tanıdık geldi mi? Game of Thrones'taki Kızıl Cadı olduğu gibi Morrigan esintisidir mesela. Kendi formunu değiştirir. Hem çok yaşlı hem çok güzel olabilir. Kralların yanındadır. İşte kahramanlara belli questler verir. Onları sınar falan. Çoğu zaman yardımcı olur. Bazı zamanlarda da çok ciddi olarak zarar verebilir. Hani Hatta ilk o şey... Fomoryalılar savaşta desteğe gelir falan şeylere. Evet. Evet. Ya şey de enteresan oluyor. Ölümüne bir savaş var gibi görünüyor Fomoryanlarla ama böyle karşılıklı evlilikler falan olmuş. Bazı tanrılar yarı Fomoryan. İşte Bors mesela yarı Fomoryan bildiğim kadarıyla o şekilde başa geçiyor. Veya Bresti adı emin değilim. Bazen bu Tolkien de aynı adları kullanıyor. Hangisi Borslu hangisi Bresti karıştırıyorum yani şeyde. Oradaki doğudan Evet gelen çok insanların benziyor adları gerçekten. da şeydi değil mi? Bu Fomoryan adlarından bazılarını kullanıyor çünkü. Ondan sonra işte şey krallık şeyi oluşuyor yavaş yavaş. Şecereleri oluşmaya başlıyor. Nuada'dan sonra başka birileri geçiyor falan filan. Dag da mesela çok önemli bir figür abi. Eğer Tuatha De Danann'dan bahsediyorsak bunların içindeki en popüler figürlerden biri Dag'dadır. Dag da mesela çok iri yarı bir tanrıdır. Aşırı şişmandır. Elinde devasa bir kaşık vardır. Büyük bir kazanı vardır Dagda'nın. O bereketi sembolize eder. Bu noktada şeyden bahsetmek lazım. Kelt tanrılarının abi iki tane temel fonksiyonu vardır. Taşıdıkları simgeler. Bunlardan bir tanesi kazan. İnanılmaz bir üretme, yaratma gücü temsil ediliyor. Bu Arthur masallarında falan da bu sonradan kutsal kase olarak ortaya çıkacak kazanın kendisi. Holy Grail, evet. Bir de domuz abi. Domuz figürü çok önemli. Her tanrının kendi devasa domuzu var. Sürekli olarak onun bir yerini kesiyorlar, o yeniden oluşuyor zaten. Sonsuza kadar beslenebiliyorlar. Bu mesela sonraki masallarda da ortaya çıkan bir şey. O yüzden çok fazla yaban domuz simgesi falan kullanırlar onlar.
Bu ikisi de şeyde de ortak bu arada. Türk masallarında da gene kazanların çok ciddi bir şeyi var, etkisi var yani. Bu garip bir şey. Her kültürde bu kadar fazla kazan etkisi göremezsin yani. Ya Jirmovski'de mesela. ocağın yanması işte baba ocağı hikayesinin Aynen. Keltler'de görülmesi. O yüzden çok önemli o kazan. O kazan olduğu sürece klan hayatta demek. Yani o klan devam ediyor demek. Baba ocağı yanıyor demek. Sönmemiş demek falan. O açıdan Türklere çok benziyor hikaye yani. Şey enteresan mesela, o savaşlar sırasında Dagda lan diyorlar, bunların cepheleri böyle kıtlıktan kırılıyor falan. Dagda yere büyük bir şey kazıyor. Oraya da mesela toprağın kendisini dev bir kazan haline getirip orada yiyecek üreterek falan diğer tanrıları besliyor mesela. Veya Dianketh'in şöyle bir şey vardı. Dianketh'in de bir tane şey var abi. Kazan mıydı o acaba? Ya kazandı ya da kazan biçimli böyle özel otlardan, iksirlerden oluşturulmuş fanus gibi bir şey. Akvaryum gibi bir şey. Savaşta bunlar ölen kişileri getiriyorlar, atıyorlar kazana, herifi çıkartıyorlar geri canlı olarak. Adam yeniden savaşıyor. Böyle mükemmel sistemleri vardı kendi içinde, iksirlere O da ilk dayanıyor. savaşta işte. O da Aynen. Fomoryalara karşı savaşta. Ama Büyük acımasız kahraman herifler. ölünce getirip batırıyorlar, çıkartıyorlar, Aynen o aynen. devam ediyor. Şeyler çok acımasız herifler ama tanrılar. Mesela Dianketh'in bir oğlu var, biliyor musun? O da babası gibi hekim olmaya çalışıyor. Babası öldürüyor herifi. Bana rakip olmasın falan diye. Böyle muhabbetler var yani adamlarda. Çok güvenilir herifler değil. Mesela bir tane öyküde Dagda'nın bir oğlu vardı. Öngus diyor. Angus yani aslında. Bugünkü Angus ineğinin adını da görebilirsiniz. Bu bir rüya görüyor. Bak, tipik peri çarpması öyküsü bu. Rüyasında aşırı güzel bir kadın görüyor Öngus. Bu ne lan falan diyor. He, Yani bu aylar Manana boyunca... Maklir'in kızı o da. Aa, evet, aynen. Aylar boyunca aynı kızı görüyor falan filan. Böyle deliriyor neredeyse. Yemeden içmeden kesiyor. Sürekli uyumak istiyor falan filan. Dagda diyor ki lan çocuk ölecek herhalde. Hani biz bir şey yapıp bu kızı bulmalıyız yani. Sonra peşine düşüyorlar da nasıl bulacaklardı? Bunlar rüyada görüyor sadece. Nereden olabilir falan. Abi Dagda'nın nasıl bir istihbarat ağı varsa, hangi Şii'ye mensup olduğunu görüyor. Hangi peri konağına yani. Diyor ki lan şu taraftaki peri konağında olması lazım bu. Buraya bir baskın yapalım, alalım. Ordu topluyorlar abi. O peri köşküne dalıyorlar. Yani bir boyuttan diğerine geçiyorlar aslında. Aynen, Ondan sonra uykuya saldırıyor. yatırıyorlar oradaki, hani gittiği yeri takip etsin değil mi? Meşe ağacının da dibine yatırıyorlar tekrar uyusun diye. Dagda'yı beraber gidip işte geri getirecekler. Çok güzel konsept. Ben bayağı hikayeler Evet. çok. Ayrıntılarını unutmuşum bak. Çok eskiye dayanıyor Le Borgia Gabala okumalarım çünkü. Ama şeyi biliyorum, en son kızı gerçekten buluyorlardı. Kız da diyor ki ya ben seninle evlenirim ama kuğu formunda olmamız gerekiyor. Bak, bu da ikisi Türklerle Keltlerin en ortak figürlerinden biridir. Orada şamanlarda bir kuğu sembolizm vardır. Ya bir şey Umayya'da söyleyeyim da mi? aynı şekilde. Bartu, en sevdiğim hikaye Lir'in Çocukları diye bir bölüm var. Yani şey, bu bir kıskançlık hikayesi gibi aslında. Orada işte aslında kadınla evleniyor severek. Evleniyorlar. Daha sonra karısı vefat ediyor ama 3 tane çocuğu olmuş. Daha sonra kız kardeşiyle evleniyor. Karısının kız kardeşiyle evleniyor. Ama kadın çok kıskanç. Ve çocuklarına duyduğu sevgi kendisine duyduğu sevgiden daha fazla olduğunu düşünerek çocuklarını 900 yıl sürecek bir lanetle kuyuya dönüştürüyor ve 3 hakikaten olmayacak çağda geçecek, 300 yıl, 300 yıl, 300 yıl felaket bir mekanda o şeyi, laneti tamamlamasını bekliyorlar. Muhteşem bir öykü. Yani tamamını anlatmayayım. Çok güzel. En sonunda artık o 900 yılın sonunda işte gibi göle gönderiyorlar. Gölün etrafı tamamen böyle İzlanda gibi bir yer, soğuk, içerisinde sürekli birbirlerine sağılarak geçiriyorlar. Bir 300 yıl tamamen hani ılıman bir yerde ama hiç kimsenin olmadığı bir yerde yalnızlıkla geçiriyorlar falan. Nihayetinde en sonunda işte o yine öte dünyadan gelen tanrıların yardımıyla işte bir haber alıyorlar. Senin çocukların burada. Git onları bul diye. Çocukları en sonunda fark ediyorlar ki hakikaten kuyuya dönüştürmüşler ama 300 yıl daha beklemesi gerekiyor. Bir 300 yıl daha bekliyorlar. En sonunda yine öte dünyadan aldıkları malzemelerle diyorlar ki şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çocukları artık gerçek haline döndüreceğiz. Çocukları gerçekten o malzemeler gerçek hallerine döndürüyorlar ama bu sefer çocuklar inanılmaz yaşlanmış olduğu için o 900 yıl boyunca insana döndükleri gibi vefat ediyorlar. Bu Yani çok çok bak da acıktı yani. ama kuğu olarak geçiriyorlar 900 yılı. Evet, orada o çok güzel bir öyküydü. Aklıma geldi şimdi. Şeyde de var o. Ne adasıydı o ya? Kadınlar Adası öykülerinde de var o. Denizciler açıyorlar batıda. Şimdi bak, ikinci bir popüler konsepti şeydir. Britanya adalarında, bu Bretonya dahil bugünkü Fransa'nın kuzey tarafı. Bütün Britanya, İrlanda adaları hep batıda sis çöktüğünde, fırtına başladığında görülen bir adadan bahsederler. Bu bazen bir cam adası deniyor. Bazen kadınlar adası deniyor. Bazen kristal ada deniyor falan filan.
Bazı kişilerin buraya gittikleri, burada inanılmaz güzel bir yer buldukları, sadece kadınlar ve çok şehvetli ve güzel kadınların olduğu, işte yiyeceklerin hiç bitmediği, tipik öte dünyanın bir tekrarı aslında. Ama olur da oradan ayrılmak istersen, ki kahramanlar bir noktadan sonra çok sıkılıyorlar ve kendi ailelerini merak edip ayrılıyorlar bir şekilde. Seni oradan ayrılmaman için sana saldırıp esir etmeye çalışıyorlar falan, ama birçok denizci kaçıyor. Kaçıp da kendi ülkelerine gelip kumsala atladıkları anda toz olup ölüyorlar abi. Çünkü yüzlerce yıl geçmiş aslında, kendileri fark etmemişler. Bu da çok ortak bir konsept. Bu arada şey demek lazım, bu enteresan bir bilgi. Bu adanın adlarından bir tanesi de Hibrasil. Bugünkü Brezilya aslında adını buradan alıyor. Bir İrlanda mitosu şeyinden. Yani Hibrasil adasından alıyor. Aynı ada o, tamamen bahsedilen. Yüzyıllarca, 1500'lerden beri adamlar bu Hibrasil adasını bulmaya çalışıyorlar. Lan bu batıda bir yerde olması gerekiyor falan diyorlar. Bugünkü İrlanda'dan batıya ve güneye doğru gidersen, Güney Amerika'ya çıktığın için, orada da Brezilya bulunca tamam burası Hibrasil deyip adını veriyorlar mesela oraya. Böyle garip bir şey oluyor yani. Ha bak, bunu bilmiyordum. Brezilyalı Çok güzel. kadınların güzelliğiyle alakası yok yani. Bence olabilir. Çünkü bir üstün ırk olduğu açık abi orada yani. Ben Tartışılacak bir tarafı yok. de dedim hani o ada kadınlar adası çok güzel kadınlar falan. Hani Brezilya'ya o yüzden mi Brezilya demişler falan ama. Tamam, bir buçuk Neyse. saate geldik Zafer abi, konuyu açıyor. Mesela beach voleybolda tanrıların sporu olabilir abi, hiç bilemez. Brezilya çok müsait böyle bir İşte tanrısal bir spor olduğu için izleyemiyorum ben. şey. Kalp, bu yaştan sonra kalp dayanmıyor. Zafer abim hakikaten biyolojik saatin hiç şaşmıyor. 1,5 ay yaklaşınca bir yerden bir manita Bence Merlin'i şeyi, Kral Arthur romansını konuşabiliriz bu noktadan sonra. Çünkü İrlanda kendi içerisinde büyük bir gayya kuyusu arkadaşlar. Meraklısı olan arkadaşlar bu şeyleri belgede arka arkaya okuyarak kendileri görebilirler. Senin kitapların iyi abi bu arada. Yani bu Kelt mitolojisi alanında Türkiye'ye daha yeni yeni çeviriler yapılmaya başlandı. Hiçbir şey yok. Ben hala bak çok söylüyorum. Şunu çevirin, bunu çevirin falan. Hani yani duyan birisi olur belki, bir yayın evi harekete geçer falan diye. Şimdilik olmadı. Yine de bakıyorum böyle. Fena olmayan şeyler çevirmeye Ben başladı. onları da hemen göstereyim abi. Bana Bartu'nun tavsiye edip okuduğum kitapları göstereyim. Bir tanesi Peter Beresford Ellis'in Kelt mitleri ve efsaneleri. Burada işte başlangıçta uzun bir girişin ardından epey bir şey var. Yaratılışı ilk önce anlatıp daha sonra olduğu gibi İrlanda, Galler ve İskoçya olarak da temel olarak da ayırmış yani hepsini. O nereden geldiklerini, bu şeylerin, öykülerin nereden geldiklerini de ayırmış. O anlamda da bir güzel bölümleme olmuş. Aralarındaki hem benzerlikleri hem farklılıkları da görebiliyorsun böylece. Bu o anlamda burada birçok güzel öykü var hakikaten. Birçok yerde de şeyi de fark ettim. Mesela Sting'in bu Tolkien muhabbetinde Sting'in işte parlayan ışığı burada Orion olarak var. Yine öbür taraftan Yi Chadi diye bir öykü var içinde. Yine aynı şekilde kıskanç bir kardeşin abisi halk kahramanı. Gidip bir kötü büyücüye büyü yaptırıyor abisine. Aslında biraz Shrek hikayesi gibi. Öyle bir tersten Shrek hikayesi gibi. Hiç tanınmayacak bir hale getiriyor. Çirkinleştiriyor epey. Kendi kalesine geri döndüğü zaman bırak hani adamı içeri almayı, bir de aşağılayarak kovuyorlar. Çok ağrına gidiyor adam. Geri dönüyor. Ormana girdiğinde yaşlı bir kadınla karşılaşıyor. Yaşlı kadınla karşılaşınca derdi çok kederli olmasına rağmen kadının bir yük taşıdığını fark edip ya bu kadına ben yardımcı olmalıyım diye düşünerek gidip sepetini alıp kadının kulübesine kadar götürüyor. Ve derdini soruyor yaşlı kadın ona. Derdini anlattığı zaman diyor ki o zaman sana 3 görev vereceğim. Bu 3 görevi yerine getir ve buraya geri dön. Ama bu dediklerim dışına asla çıkma. İlk görev verdiği yerlerden bir tanesi işte yer altında fazlasıyla ya yer altı dediğimiz aslında öte dünyaya gönderiyor. Öte dünyada fazlasıyla böyle mal, mülk sahibi olmaya çalışan insanların bir arada olduğu bir alana giriyor. Diyor ki orada hiçbir şeye karışmıyor. Orada bir kılıç var. Parıldayan Orion kılıcı. Onu alacaksın. İkinci yerde senin biraz önce bahsettiğin o güzel öykü var. Şehvet dolu kadınlar. O kadınlar seninle birlikte olmak isteyecek. Hiçbirine ya şey yapmayacaksın, hallenmeyeceksin, geri geleceksin. Oradan da işte şu malzemeyi alacaksın. Üçüncü tarafta bunu alacaksın falan diye hepsini gidip de hakikaten başarıyla geri dönüyor. Yapmaması gereken şeyleri de hakikaten yapmıyor. Bu malzemeleri geri getirdiğinde yok olduğunu fark ediyor ama fark etmediği şey aslında eski haline döndü. Şimdi diyor ki kalene git ve gerekenler olacak diyor. Kaleye gittiğinde tabii ki o büyük kahraman, büyük savaşçı, zaten kral olacaktı kişi.
kardeşinin işte oyununa geldiğini fark ediyorlar. Giriyor, hikayesini anlatıyor. Böyle yaptım, şöyle yaptım. Kardeşine kalkıyor, diyor ki ya kardeşim, diyor, sen, diyor, nereden atıyorsun tutuyorsun bunları? Aldım geldim de bu halime döndüm. Benim böyle bir şey yapmışlığım yok. Sen bana iftira atıyorsun beni buradan göndermek için, diyor. O sıra orada tekrar işte kimilerine göre Danu geldi, kimilerine göre işte Morrigan geldi gibi bir işte destansı bir anlatıyla şey, büyücü şey yapıyor, beliriyor ve diyor ki o üç eşyayı şimdi göster, diyor kralına. Hakikaten bir bakıyor, üstünde o aldığı bütün eşyalar ve o kılıcı gösterdiği zaman, kılıcı çektiğinde parlamaya başlıyor kılıç, Sting gibi. Ve bu sefer onun doğru söylediği ve kardeşin yalan söylediği ortaya çıkıyor. Ve kardeşin de çok ilginç, o şeyde bizim Silmarillion'da da hikayeleri olan, büyük bir kederle ormana doğru gitti ve şeyi, akıbetinin ne olduğuna dair hiçbir bilgi alınamadı diye, çok hani burada da böyle güzel bir öykü anlatıyordu. O senin söylediğin üç öyküyü de mesela İrlanda'da mesela bunu anlatıyor. İskoçya'da senin söylediğin şekilde var. Yani Evet. o Bu bölümler karakter ayrılmış. abi, bak hepsinde ortak nokta şu. Yaşlı ve çirkin bir kadın quest veriyor. Tamam. Evet abi. Bu başlangıç abi, İrlanda'da Beara cadısı diye bir cadı var. Bu bütün kara şeylerde ortaya çıkan bir konsept bak. O Morrigan da bazen Beara cadısı gibi görünüyor. Her zaman için şöyle bir şey var Kelt mitolojisinde. Kahramanın sınandığı, hoşlanmayacağı durumlara sokulduğu veya bu şeyinin iradesinin ölçüldüğü ve bunun sonucunda egemenliğin geldiği konseptler. Bu Kral Arthur'da da var, bu bahsettiğin öyküde de var. Kuhulun'un öyküsünde de var, diğerlerinde de var. Beyar Acadası'nın en sevdiğim şeyi, tribü şu abi. Üç tane prens var. Kimin kral olacağını tartışıyorlar belli bir yerde. O öykünün hangisi de hatırlamıyorum ama bütün halk toplanmış saraya. Birisi diyor ki şu kral olsun, birisi diyor ki şu kral olsun ama bir türlü emin olamıyorlar yani kimin kral olması gerektiğinden. Üçü de aynı Yine yaşta. quest alıyorlar. Evet. Biliyorum. Bir Dur, tane ismini de abi yazdım ittirerek, hatta. bir tanesi işte ittirerek şey geliyor içeri. Beyar Acadası giriyor. Leş gibi bir kadın, tamam mı? Böyle 80-90 yaşında gibi görünüyor. Dişler sapsarı, salyası akıyor falan. İğrenç görünen bir kadın. Bana diyor kim bu dilli damaklı bir öpücük verirse diyor tahta oturacak falan diyor, tamam mı? Diğer iki kardeş koşarak kaçıyorlar zaten. Bir tanesi gidip öyle bir öpüyor ki kadın abi. O yaşlı kadın kendi kucağında böyle inanılmaz güzel bir tanrıçaya dönüşüyor. Tamam diyor, sen halkın için gerekirse en kötü şeyi bile göze alabiliyorsun. Kendini utandırmayı göze alabildiğin için sen kral olmayı hak ediyorsun diyor. Kral oluyor mesela. Aynen, Beyar Acadası. bu zannedersem bu Galler tarafındaydı değil mi? İrlanda'da şey var. Tuyuren'in oğulları var mesela. Tuyuren'in oğullarında da yine quest abi. Direkt yine işte Danunu çocuklarından olan Kian kendini bir ovada ona doğru gelen savaşçılar görünce kendini bir donuza dönüştürüyor. Ha evet, bu da çok güzel bir Bu öykü. çok güzel bir öykü. Ondan sonra Tuyuren'in 3 oğlu, en büyükleri Benedair. Bu zaten yine sürekli gidip gelen en büyük kahramanlardan bir tanesi. Kian'ı öldürünce Luke, babasının öldürülmesine karşı Tuyrin çocuklarından biraz da hileyle dünyaya ele geçirilmesi en zor nesneleri istiyor. Ya bunların içinde işte 3 tane elma var ama o 3 elma işte bilmem ne canavarının elmaları falan gibi. Yani şimdi atarak söylüyorum. Domuz derisi, işte o senin biraz önce söylediğin çok tematik, yine vahşi bir domuz ama tanrısal güçlere sahip. Bir mızrak, 2 tane at falan filan. Bunlar quest abi. Bir de gidiyorlar işte. Mesela Zafer abi bunu çok güzel söyleyecek. Uçan bir şey var, gemi var. Ancak onunla gidebiliyorlar bu quest'te. İlk önce gidip o tanrıyı aldatıyorlar. Çünkü ondan bir şey istenirse vermek zorunda gibi. Çünkü senden bir şey istedin, o senden bir şey istediği için sen de ondan bir şey istedin de vermek zorundadır. O yüzden git, bunların zaten gitmen mümkün değil öte dünyaya. Onun şeyle, gemisiyle gidebilirsin uçarak ancak, diyorlar. O da onları gidip üç kardeş kandırıyor falan, o hikaye. Ya bunlar işte dediğim gibi tema aslında çok aynı ama içini yani bir ozan diğerinden daha iyi renklendirmiş. Onu görüyorsun Aynen yani. öyle. Mesela o elmaları aldı dedin ya abi. Elmaları aldıkları kişi yanlış hatırlamıyorsam Divurnak diye bir dev var. Man Adası'nda bugünkü. Evet. O abi şey, kendi etrafına zincirlerle bağlanmış büyük bir çekiç gibi bir şey kullanıyor. Balyoz gibi bir şey. Ve onun koruduğu bir ağaçtan alman gerekiyor. Başka Evet. bir öyküde daha vardı o. Diğer Mayı ve birisi. Bir tane kadın ve Diğer Mayı diye bir druid vardı. O ikisinin öyküsünde vardı. Mesela mızrak diyorsun ya. İki tane mızrak var İrlanda mitolojisinde. Bunlar böyle legendary weapon gibi bir şey. Aynen, Hatta şunu da legendary söyleyeyim. bunlar. D&D'deki büyülerin yarısını ben net gördüm şeyde. İrlanda masallarında büyülerin yapılma biçimi bile aynıydı. Yani bildiğin işte şey oynayan arkadaşlar biliyorlardır şeyi. Misty Step gibi büyülerin aynısı vardı. Mesela mızraklar bu kutsal şeyleri falan komple oradan almış D&D, onu fark ettim. Evet. Bu Kuhulun adlı kahramanın kullandığı
Gayderk diye bir şey var. Mızrak var. Gaybolga veya Gayder. İkisi de aynı. Derk kırmızı demek zaten. Gay mızrak bildiğim kadarıyla. O da şöyle. Bir vuruyor. O yara kapanmıyor abi hiç. Ne yaparsan yap kapanmıyor ve en sonunda ölüyorsun zaten. Onu Kral Arthur'da da göreceksin. Bak adanın diğer tarafında Mordred'in kullandığı bir mızrakla Arthur yaralanıyor. Arthur ölmesin diye Avalon'a kaçırıyorlar. Avalon odasında bildiğin işte Morgan le Fay tarafından, kendi halası tarafından tedavi edilmeye çalışılıyor. Merlin de var yanlarında. Ama bakıyorlar olmuyor. Onu bir uykuya sokuyorlar böyle. Bugünkü bu şey gibi. Hani deep freeze uykusu var ya, ölmemesi için şey yapıyorlar. Ama öyle bir şey ki her yıl aynı dönem geldiğinde o günün şeyi yeniden açılıyor yaralar. Tekrar kapatıyorlar, yeniden açılıyor falan. O yüzden bir türlü gelemiyor Avalon'dan mesela. Yeniden gelemiyor. Yeniden geleceği güne kadar bu durumu sürekli yaşayacağı falan müjdeleniyor. O tip bir mevzu vardı. Yani buradan artık şeye de geçebiliriz. İstersen biraz önce sen bahsetmiştin. Hani ben o kitabı da göstereyim. O da Maud Isabel Abbott'un Britanya Kahramanları diye bir. Evet, bu çok eski bir kitap. 1890'ların mentalitesiyle yazıldığı çok belli oluyor. Evet. Biraz da ırkçı bir tarafı var kitabın. Ama yine de çok çok iyi bir eserdir yani. Muazzam bir eser. Ve Ben hepsinin özeti niteliğinde şeyler orada var. o yüzden hani buradan şey Kral Arthur tarafına geçelim istiyordun. Onu şey, oradan buraya geçeyim diye diyordun. Yani bu kitapları gösterdim meraklısı için en azından yani başlangıç olarak bunlara bakarlarsa yeterli gelir gibi düşünüyorum ama Ya Kral Arthur şey abi ya. Bence dünyanın en büyük destanı gerçekten. Bu kadar başı sonu rengarenk, her yüzyıl yeni bir katkı görmüş bir eser daha yok. Aslında işin ilk başına gittiğin zaman Igododin diye bir Gal şiiri var. 5. yüzyılda olması gerekiyor. Başka bir savaşçıyı övüyor orada şiir sırasında. Şöyle vurdu, böyle halletti ama bir Arthur'da değildi diyor. Biz Arthur'u ilk orada görüyoruz. Yani normalde daha güçlü bir figür olduğunu onunla kıyaslayarak söylediğini görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde işte Gildas olsun, Nennius olsun, ilk dönem kaynakları Britanya'da bir kralın olduğu. Bunun adını vermiyor o sırada bu arada. Dux Bellorum diye geçiyor. Savaş şefi yani Latince. Britanya'nın bir savaş şefi altında birleştirildiği, bu kişinin hem Saksonlara hem kuzeydeki İskoçların ataları olan Piktlere hem de Batılı İrlandalılara karşı savaştığı söyleniyor. Daha sonraki dönemlerde abi Norman işgali oluyor. İngiltere Normanların eline geçiyor komple. Normanlar da şimdi o adada tutunmaları için kendilerini meşrulaştırmak adına bir mite ihtiyaç duyuyorlar. Bu Arthur mitine sarılıyorlar abi Galler tarafına gittiklerinde. Oraya da ele geçirince abi şimdi Anglo-Saksonlar rakipleri ya, bütün Britanya İngiliz olmuş aslında büyük bir kısmı. Şimdi onlara şunu demeleri lazım. Sizin burayı yönetme hakkınız yok. Sizin o öldürdüğümüz krallarınızın da yoktu. Çünkü siz dışarıdan gelen işgalcilersiniz. Bizden farkınız yok aslında. Ama biz Gal hanedanlarıyla da evlilik yaptığımız için biz Arthur'un soyundan geliyoruz ve burayı yönetme hakkımız var. Böyle bir meşruiyet çıkartıyorlar ortaya. Onun dayanağı da şu işte. Arthur efsanesi. Anglo-Saksonlar dışarıdan geldiği için siz zamanında yapılanın intikamını alıyoruz biz sizden şu an diyorlar. O dönemde siz Britonlara bu kadar zulüm ettiniz. Millet dağıldı, kaçtı batı taraflarına. Siz burayı işgal ettiniz. Al şimdi Arthur'un intikamı geldi. Biz geldik diyorlar. Böyle bir konsept var. Bunu da kendisi de Norman olan, bak bizzat Norman, Kançılarya yazarı olan Geoffrey of Monmouth yazıyor abi. Monmouth bayağı büyük bir eser yazdı. İşte Britanya krallarının tarihçesi var. Prose Merlin diye kendi yazıları var. Bazıları düz yazı, bazıları şiir formunda bunları falan. Bizim bildiğimiz bütün külliyat aslında Monmouth'tan çıkıyor. Yani Geoffrey of Monmouth'tan çıkıyor. Ondan sonra abi ilk başta karakterlerde sadece Merlin, Arthur, Vortigern gibi karakterler var. İşte bir de Mordred var bildiğim kadarıyla. Bu abi Normanlar arasında çok popüler olunca Normandiya'da da bu sefer görmeye başlıyorsun Arthur öykülerini. Fransa tarafına sıçrıyor yani. Orada da Robert de Boron ve Chrétien de Troyes galiba. İki kişi de oradan abi katkı yapmaya başlıyor Fransızlar adına. Oradan da abi şövalye ahlakı, bazı bir takım Fransız karakterler, başrolde Tristan, Lancelot gibi karakterler Fransa üstünden geliyorlar mesela. Aşırı zengin bir hale geliyor. 400 yıl boyunca bütün sarayların Avrupa'da, İtalya dahil, kendi katkılarını yaptığı, kendi versiyonlarını eklediği bir süper anlatı haline geliyor. Yani bir ortak mitos. Bildiğin şey gibi şövalesk bir ortak mitos haline geliyor. Normanların kendi bünyesinden bile çıkıyor artık, bütün Avrupa'nın ortak malı haline geliyor falan. Enteresan bir şekilde Rusya'da da çok popülerdir. Mesela Tolstoy'un mu Dostoyevski'nin mi birinin bir Arthur tenkidi falan var. O dönemde yazdığı gene bunun üstünde. Bir bize ulaşmamış. Bana çok şaşırtıcı geliyor. Ama karakterler itibariyle şunu görüyorsun abi. Hem Fransız aristokrasi ve şövalye mantığı, hem Normanların kendi siyasi şeyleri, bir taraftan Norman mimarisi ve estetiği var. Kaleler var büyük büyük mesela, her yere yaptırdıkları. O dönemdeki bütün kaleleri Normanlar yaptırdı aslında şeyde, Britanya'da. İşin arkasında bir de Gal şiir geleneğini görüyorsun. Tek tek karakterleri mesela analiz ettiğin zaman o kadar ustaca yaratmış ki Geoffrey of Monmouth. Mesela Merlin. Merlin ne lan?
Merlin Ambrosius diye bir karakter olarak yazıyor bu. Tamam mı? Normalde bu iki ayrı karakterin birleşiminden oluşuyor. Bir tanesi Gal şiirlerinde ormana sığınan münzevi bir druid karakteri var. Bu kehanetlerde bulunuyor insanlara. Bambaşka bir öyküsü var. Bu karakter adı Mirrdin. Oradan Mirrdin almış. Britanya'da Saksonlara savaşan Ambrosius karakterini almış. Bu da Romalı bir kumandan. İkisini birleştirip Merlin Ambrosius yapmış. Muazzam bir şey, tamam mı? Arthur'u bir tek olduğu gibi alıyor orada. Birine diğerinin yeğeni yapıyor. İşte şey, Uther Pendragon var. Bir Pendragon sülalesi var falan. Bunlar Roma kökenliler. Aslında dedeleri Romalı bunların. Hepsi Konstans ve şeyin çocukları. Konstantin'in çocukları. Bunlar Vortigern tarafından sürülüyorlar adadan. Bugünkü Bretonya'ya sürülüyorlar. Kuzey Fransa'da. Vortigern adayı işgal ediyor falan. İşte Merlin'le bir takım ilişkileri var. Bir noktadan sonra Bretonya'dan bu ordu geri gelip alıyor abi adayı. Yeniden bir Britanya Pendragon hanedanı kuruyorlar. Uther'in oğlu olarak Arthur başa geçiyor. Başa geçtikten sonra işte bir taraftan Saksonları Badon Savaşı'nda yeniyor, püskürtüyor bu işgalci barbar toplulukları. Zaten o dönemde gelenler de sadece İngilizler değil, Anglo-Saksonlar var. Yani iki ayrı topluluk. Jütler, Frizyalılar, Hollandalılar yani. Jütler de Danimarkalılar baktığın zaman. Hatta bir grup Frank olduğu bile söyleniyor bunların arasında. Daha sonra kuzeyde Piktleri yeniyor. Daha sonra işte bu Galler tarafında İrlandalıları yenerek Büyük Britanya Krallığı'nı kuruyor aslında. Bundan sonra kendi yeğeni Mordred tarafından veya başka anlatılara göre bazen işte Lancelot bıçaklanarak yani o mızrakla öldürülerek ortadan kaldırılıyor. Avalon adasına doğru çekiliyor. Mordred de ölüyor savaş sırasında. Zaten işte bu Arthur'un Günüver diye bir kraliçesi var. O Günüver bunu aldatıyor bazı versiyonlarda. Birinde Mordred'le birinde Lancelot'la falan. İşte bir büyücü karakter var kendi halası olan Morgan Le Fay, az önce dediğim gibi. O da aslında o büyücü tanrıça Morrigan'ın bir yansıması. Morgan adı bile oradan bozularak gelmiş dikkat ederseniz zaten. Dolayısıyla böyle bir süper anlatı var bildiğin ve mesyanik bir tarafı var bu anlatının. Oradaki olay şu. Merlin'de mesela bir kadın düşkünlüğü aracılığıyla abi şeye kapatılıyor. Bu normalde bir kadını yetiştiriyor. Kadın bunun büyülü güçlerini emerek böyle kendi bünyesinden alıyor. Bazı kaynaklarda Nemo ve bazılarında Vivian diye geçiyor bu karakter. Ondan sonra Merlin'i bir tuzak kurup abi bir mezara kapatıyor. O yüzden Entombed Wizard diye geçiyor mesela Merlin. Çok erken ayrılır şeyden, sahneden. Arthur romansını kendisini okuduğunuz zaman Thomas Malory falan. Öykünün %20'sinde Merlin sizlere ömür hale geliyor. Bildiğin kapatıyor oraya. Farklı farklı kaynaklar var. Bir tanesi doğrudan bir taşın altına, tümülüs gibi bir tepenin altına kapattı ve sonsuza kadar orada Merlin'in uyuduğu söyleniyor. Bazılarında sadece kendisinin görebildiği bir tane uzun kule oluşuyor büyüyle. Merlin'i oraya kapatıyor. Sadece kendisi ziyaret ediyor. Merlin dışarı çıkamıyor ama ölmüyor da falan. Böyle bir şey var yani işin. Daha sonrasında da Avalon'da abi Arthur'un bedenine refakatçilik yapıyor bunlar ve zaman geldiğinde Arthur'un yeniden büyük felaketi önlemek için İsa gibi dünyaya geri geleceği bir Britanya'yı kurtaracağı söyleniyor. İşin özeti bu aslında. Fakat müthiş bir süper anlatı kısmı var olayın altında. Çok fazla tuttum Zafer abiye bırakacağım o yüzden. Ya yok şey dinliyorum, zevkle dinliyorum ben, şey tutma falan sorun değil. Ya Arthur anlatısı işte ne derler, bu mitolojinin edebiyata dönüştürülebilmiş kısmının en büyük anlatılarından birisi. Ve bir de Arthur'un büyüklüğü, daha doğrusu Arthur hikayesinin büyüklüğü şundan önemli: Avrupa'da hemen herkesin bir yerinden sahiplendiği bir şey. Yani hiç kimse aslında bir diğerini bırakmak istemiyor bu güzel öyküyü. Tamam, temel olarak İngiltere öyküsü bilmem ne falan diyorsun ama işte Fransızlar işin içine dahil oluyor, Lancelot'la falan beraber. Siyahiler işin içine dahil oluyor. Birkaç karakter siyahidir. Yani muhtemelen Mısır'dan falan da bir Aynen. şey var, talep var. Hani böyle herkes bir şekilde o evrim sürecinde, hikayenin evrim sürecinde kendine ait birisini, bir olayı, bir durumu katıyor işin içine. Yani biraz aşure gibidir. Lezzetli bir aşure gibidir ama kötü bir aşure değil. Çok lezzetli bir aşure gibidir Kral Arthur hikayesi. Tam olarak mesela İngiltere'ye de hizmet etmez. Yani öyle de bir durumu var. Tam Yani tersi aslında hatta abi. evet. Aslında hikayenin ana anlatısının Galler'e ait olduğunu ve Galler. tamamen Gallerin ortak malı olduğunu söylemek lazım. Ve Arthur'un bütün fonksiyonu Anglo-Saksonlarla savaşmak zaten. Bu da Savaşmak. çok enteresan. Bu şuna benziyor. Bizim Türklere karşı savaşan Romalı bir kumandanı olabilecek en büyük efsane yapmamız gibi bir şey bu. Hala benimsememiz gibi bir şey yani. Yani çok enteresan bir tarafta. Bu nasıl olabildiği de garip. Ya şöyle bir durum var İngilizlerde, İngiliz tarih bakışında falan, yani çok daha eskilerden hala günümüze kadar devam eden. Şimdi temel hikaye bir İngiliz için şey, İngiltere'nin kendisi. Diğer hani ırklardı bilmem nelerdi falan, o açıdan bakmıyor İngilizler.
İngiltere'nin kendi hikayesi olması yeterli. Hikayenin içindeki kahramanın İngiliz düşmanının olmasının bile önemi yok. Ama hikaye İngiltere'ye aitse kabulleniyorlar. Hani onların şeye bakış açıları diğer Avrupa ülkelerinden falan farklı. Muhtemelen bu bakış açıları da gerçekten tek emperyal devlet olmalarını sağladı. Nereye kadar neyi sahipleneceklerini ve nerede geri çekileceklerini bilen tek ırk İngilizler. Asla zorlamazlar. Hani asla bir yerde inat etmezler. İnat ettikleri yerde kesin devam eden bir çıkarları vardır. Ve harcadıkları masraf, orada durmak için harcadıkları masraf kaybedeceklerinden daha az olduğu için orada duruyorlardır. Müthiş hesap kitap adamlarıdır yani şey olarak. Manevi olarak da öyle. O yüzden hani Arthur hikayesi İngilizleri hiç rahatsız etmez. Çünkü olay İngiltere olayıdır sonuçta. Ve o Arthur hikayesiyle İngiltere'nin yandan da olsa, kenarından da olsa kendine ait iyi kötü bir miti oluşmuştur. Bunu ıskalamak istemez İngilizler. Biraz o yüzden ama hikaye müthiştir. Ben gene şey yapacağım hani kılçıklık yapacağım. Asıl hikaye çok iyidir hakikaten. Ya bu ama bir de bilinen hikaye var ya sinemalarda, kitaplarda, işte ne bileyim oyunlarda falan gördüğümüz hikaye falan. Ya öyle de değil aslında. Arthur hikayesinde çok gerçekçi durumlar vardır. Yani Arthur şeyde işte yaralanır da ölümden döndüremezsin de Merlin'in her şeye gücü yetmez kaybeder de. Yani bir açıdan da çok gerçekçidir hikaye. Çok hani Aynen. başka bir lezzeti olan, başka bir tadı olan hikayedir. Şeyde bu popüler hikayelerde çok büyüttüler Arthur'un kahramanlığı, Merlin'in büyücülüğü bilmem ne. Çok yanlış şeyleri biliyoruz aslında. Efsanenin kendisine oranla biz genel ezberimizde, yaşam ezberimizde. Belki özüne dönse birçok insan çok daha az sevecek Arthur hikayesini. Zaten hani biz doğu toplumu diyelim hani ya da muhafazakar toplumlar sonuçta hiçbirimiz toplumumuzdan çok uzağa düşme ihtimalimiz yok. Yani bizim de içimizde öyle ya da böyle bastırdığımız bir muhafazakar var özel hayatımız olarak istemesek de. Şimdi oradaki işte Lancelot'la yengenin aldatması bilmem ne falan pek çoğumuzun çok kabul edeceği bir durum değil. Ben Witcher üstüne aklı başında 2-3 kişiyle konuştum mesela. En fazla yani bunlar da çok aklı başında adamlar. Yani böyle şey değil yani muhafazakar adamlar falan değil. En beğenmedikleri kısım Witcher hikayesinde şey. Abi bu Witcher'ın bir sevgilisi var herkesle yatıyor abi falan. Tamam mı? Evet. Şimdi o olay oradan baktın mı olmuyor efsaneler. Kral Arthur hikayesi de olmuyor. Ha, bu başka bir hikayeye dönüşmesi gerekiyor. Başka bir anlatı var orada. Zaten özgür kadın hikayesi İngiltere'de çok eskilere dayanıyor. Hatta İngilizler sonradan kadın konusunda çok muhafazakar olup Çok tekrar rahatlatıcı çöktüler ondan oldular. sonra. Çok Evet. çok fena oldular. Ama tarihlerinde o kadar muhafazakar değiller kadınlar konusunda eski tarihlerinde. İşgaller sırasında falan kadın askerler falan çok büyük çoğunlukta vardır ve erkeklerle birebir savaşırlar falan yani öyle İngilizler çok şey değillerdir böyle ırkçı, cinsiyetçi değillerdi ama sonra çok cinsiyetçi oldular bir şekilde. Muhtemelen o artı değer falan meselesinin uzamından oldu birilerinin. Ya Victoria dönemi etkisi var abi. Evet, Şimdi şey Victoria dönemi dememiz lazım. etkisi var. Victorian hukuk diye bir kavram var. Hatta İngilizler o kadar cinsiyet rollerine sadıklar ki Hindistan'a gittiklerinde Hindistan'da eşcinsellik, transseksüellik serbestti. Yasakladılar bunları. Evet. Eşcinselliği Hiç Hindistan'da hoşlanmıyorlar. yasaklayanlar İngilizlerdir mesela. Kimse anlatmıyor ya. Yani Hint mitolojisinde falan da var transseksüel karakterler. Bunlar oraya gittiklerinde bunu İspanyollar da Aztekler yaptı. İnanılmaz bir kıyım yapıyorlar ve o baştan aşağı şeyi tarif ediyorlar. Victorian hukuk, yani aile hukukunu olduğu gibi yediriyorlar onlara. Bugün tam tersini savunuyor mesela. Bugün Hindistan gerici oldu, yobaz oldu. İngiltere bu konularda daha büyük bir özgürlükçülük taslıyor dünyaya. Haklı olarak tabii ki. Bir de yanlış hatırlamıyorsam kadınların seçme hakkı Türkiye'den çok daha sonra verildi. Tabii Yani tabii hatta orada geçmedi. pankartlar hatırlıyorum yani. Mustafa Kemal'in verdiğini siz niye bize vermiyorsunuz gibi pankart böyle protestolar falan var yani. Ya orada grevler, nümayişler bilmem neler yani şey yüzlerce kadın falan öldü o kadın hareketlerinde. Az uz değil yani bayağı ciddi şey kayıplar falan verdiler yani. Bir de toplumda yerleri de yok yani çok ilginç. Şey mesela lafı geçen kadınlarda şeydir efemine değillerdir şeydir erkeksidirler. Pantolon giyerler, toplum içinde sigara içerler, saçları kısadır falan. Hani böyle entelektüel artık reddedemeyeceğim bir soya falan sahip bir kadın. Ben Virginia Woolf erkek mesela de, abi işte kendine ait bir erkek de odada zaten bunu eşitim. çok güzel anlatır. Her şey vardır yani
Shakespeare kadın olsaydı İngiltere'de ne olacaktı? Hiçbir bok olmayacaktı diye yazar. Olmaz. Çok da Evet, güzel olmaz. bir paragraftır. İyidir, iyi anlatır yani o konuyu. Yani bir iki kadın var öyle işte çok şey yapan. Hani ben kadınım ama hani ben sizlerle aynıyım, sizlerle denkim, eşit demesek bile denkim falan. Onlar da fazla erkeksi tavırlar gösterirler. Hiç kadınsı değillerdir. Çünkü kadınsılık kadınlar arasında bile bir zayıflık olarak belletilmiş zamanında yani. İlla erkeksi bir tavra sahip olacaksın Şeye falan kadar da. beklememiz gerekecek. İşte Rosa Luxemburg ve Emma Tabii, Goldman tabii. falan çıkıp buraya gerçekten büyük bir hiza vermesi, böyle bu kadar güçlü siyasi figürlerin ortaya çıkması da biraz değişiyor aslında. Yoksa Victoria dönemi korkunç bir dönem Korkunç, bence ya. korkunç. Dünya için özellikle. Yani İngilizler için büyük bir sorun yok da yani dünya için çok problemli. Çok teşekkür ederim. Şey abi, sen Witcher'a bağlayalım diyordun. Ben de hep şeyden şikayet ediyorum. Seninle konuştuğumuzda da öyle oluyor. Ya şu Witcher'ı adam gibi analiz edebilen kimse yok hala. Bak oradaki o Arthurian romansın ne kadar büyük bir taban tuttuğunu hala anlamadılar. Bence bu okunmamasına kaynaklanıyor. Gerçekten hiç kimse oturup okumuyor bu yerden. Sadece atıp tutuyorlar. Ya bazı takip ettim, sevdiğim arkadaşlarım var. Kendi işte yayınları var onlara, buna benzer. Orada da mesela kitapları kötü. Okudun mu abi sen? Okumadın. Okumadan nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun? Aynı zamanda kitabın kendi bileşenlerini bilmeden nasıl atıp tutabiliyorsun bu konu hakkında mesela? Şeyde bile vardı bak abi. Guardian'da bir yazı çıkmış bunun hakkında. Birkaç tane büyük Amerikan gazetesinde de. Orada da şey diyor. Evet işte Witcher son kitapta Arthur romansına göz kırptı. Lan ne son kitabı? Kitabın başı zaten. Ya Guinevere Yennefer zaten. Ya Evet. ilk karakter oradan çıkıyor. Tamam mı? Geralt'a bakarsan Geralt Merlin rolünde. Merlin mesela şey yapar. Bu hikayenin orijinalinde. Kral Uther der ki ben Ygraine diye bir şey var. Tintagel kalesinin sahibinin, o baronun eşi. Ben bu kadını gördüğümde delirdim. Benim bu kadınla mutlaka yatmam lazım. Bana bir şey yap, bir büyüyle hallet bu işi falan diyor. Merlin de diyor ki ben bunu hallederim. Tintagel kalesine girmeni sağlarım senin. Ygraine'le yatarsın ama doğacak çocuğu ben alırım diyor. Uther de tamam diyor. O doğacak çocuk Arthur işte. Şimdi Geralt anlatısında da aynı şeyi görüyorsun zaten sen. Yani diyor ki ben bu çocuğu alırım. Sintra'ya gidiyor. Ondan sonra geri gelip alıyor mesela çocuğu. Bu bana müjdelenmişti falan diye. Evet. Ve orada bütün dünyaya düzen getirecek karakter Arthurken büyülü güçlere sahip bir kral figürü. Burada onu dişi bir figür yapmış. Yani şey Ciri rolünde. Tek Hı. fark bu yaptığı. Anlatı olduğu gibi oradan kaynaklanıyor zaten ve sadece orada da bitmiyor. Bunun bir şövalye romansı olduğu. Oradaki bir ton krallığa kadar. Mesela Gwent bir Galler krallığıdır ya. Gerçek adı Gwynedd'dir. Orada gördüğünüz. Powys ve Kovir diye geçen krallıklardan. Powys yine kuzey bir Gal krallığıdır. Arthur şeyinde yani romansında. Krallık isimlerini bile oradan alıyor. Brokilon ormanı Arthur'un çocukken saklandığı Brokeliande'dir. Bretonya'daki. Aynı ad zaten gördüğün gibi yani. Birçok şey olduğu gibi oradan alıntı. Yani bu kadar doğrudan. Ben o yüzden şey diyorum hatta. Sergide bir canlı şey yapmıştık. Sohbet yapmıştık da. Şey demiştim. Sapkowski'ye Britanya'nın üstün hizmet ödülü vermesi lazım. Çünkü Kral Arthur romansı çağda bu kadar yaygınlaştırılmadı abi, tamam mı? Ve adam bu Polonyalı olarak yaptı yani. Helal olsun yani. Bir taraftan da ben Witcher inanamıyorum. kitabının şöyle bir kendi büyüklüğünü gölgeleyen bir yapısı var. Yani dediğin gibi ama tabii bütün bunları biliyor olmak lazım bu romansı anlayabilmek için. Tabii canım. Muhtemelen çoğu kişi okuduğunda zaten bu bilgiye sahip olmadığı için dümdüz okuyup geçiyorlar. Ama hani kitabın kendi yazım şeklinin kendisine ihanet ettiği bir durum var. Kitap korkunç basit bir şekilde okunabiliyor. Doğru. İnanılmaz basit bir şekilde okunabiliyor. Yani hiç zorlanmıyorsun. Yani şey gibi böyle yeni okuma yazma öğrenmiş çocukların hani bir ilerisi bir tık ilerisi de hani azıcık daha zor metinler. Hani Cin Ali'leri falan geçmişsin. Biraz işte daha uzun hikayeler okuyormuşsun gibi okumaya başlıyorsun. Bir Kitap kasıt mı peki inanın abi? çok rahat Kasıtlı mı yazmış abi. yapılmış? Bence çok okunsun istemiş yazar. Evet. Ve şeyi Hatta de ben bir şey o kadar arttıracağım abi. derin bir şeyi o kadar iyi yani o kadar basit anlatmış ki anlattığı muhteşemliği hissettiremiyor. Yani bu da yazarın alçak gönüllülüğü mü acaba? Ya da Yok ben abi bu ya. kadar mı yetkinim demek istedi bilemiyorum yani onu. Çünkü çok iyi bir hikaye ama abi çocuk kitabı gibi yazılmış. Şey ne diyorsun abi? Benim bir eleştirim var o konuda Sapkowski'ye. O kadar iyi bir öykü tabanı ve evren var ki Geralt'la Ciri fazlalık yemin ederim. Yani Ciri ile Geralt'a çıkar daha iyi bir öykü olacak. Yani bu çok büyük bir bence şey hatası. Öykünün akışı bakımından. Ciri mesela o kadar rahatsız edici oluyor ki bu noktadan sonra. Yani resmen bir baba ergen kız ilişkisi izliyorsun ve bu 8 kitap boyunca çözümlenmiyor aslında. Bu Evet. en büyük sorunlardan biri.
Bak 8'e geliyorsun hala bitmiyor aynı artık bağla şunu be adam diyorsun kendi içinde. Hala bağlayamıyor. Çünkü anladığım kadarıyla Sapkowski'nin kendi hayatından kaynaklanan bir tereddüt olabilir o. Çok hissediyorum Olabilir. yani Ciri ile Geralt'ın ilişkisi kendisiyle bir kızı varsa kesin onun ilişkisidir. Yani çünkü bu kadar net bir gerilim Özel var ama. hayat yansıması olabilir o, doğru. Yani bir Bana böyle. orada bir çözümlenmemiş bir durum Ama şey olabilir. hissetmedim abi. Kadın okuyucuya biraz fazla göz kırpan bir öykü ilerletme metodu yok mu? Bazı şeylere çok dikkat etmiş. Yani günümüzde hani bir yerlere mesaj göndermek, bir yerlerin dikkatini çekme işine falan biraz dikkat etmiş yazarken. Yani çok satsın istemiş bir kere. Ben ondan eminim yani. Bu kitap çok satsın abi. Hemen herkes okuyabilsin istemiş. Yani o sadelikte, o basitlikte bir yazma şekli var zaten. Ama onun haricinde de ya şey olmuyor. Şayet bahsedilen konular üstüne daha önceden bilgin yoksa kitap çok sıradanlaşıyor. Ancak okurken sen daha demin yaptığın gibi o burayı tarif ediyor. Bu hikaye bunu çağrıştırıyor. Buradaki Siri aslında Arthur. Bu bilgilere sahip bir adam için çok keyifli bir iş. Yani çok çok keyifli bir iş. Ama bunlardan haberi olmayan bir şey için çocuk kitabı gibi kalıyor. Yani kitap kendi ağırlığına ihanet eder bir yapıda. Ya Yani ben aslında bu kadar kitap iyi çok tarif fazla edildiğini talep görmedim. ediyor. Bu Yani kadar iyi tarif edildiğini hiç görmedim ya. Kitabın kendi ağırlığına ihanet ettiği tabiri bir cümlelik müthiş vurucu ve çok doğru. Yani şunu düşünüyorum ben abi. Sözünü kestim gibi oldu da yo sana yo ekleme yo sen için devam söyledim. et, devam ederiz. O kadar Devam. doğru bir tabir ki bu. Şimdi abi bak kitapta şöyle yerler var. Spoiler şey yapan arkadaşlar geçebilir. Çok doğrudan spoiler vermeyeceğim ama bazı iyi kurgulanmış sahnelere dikkat çekmek istiyorum. Abi bir barış görüşmeleri sahnesi var. 7. 8. kitapta. Ulan diyorum bu herif var ya Metternich ve Napolyon dönemini yalayıp yutmuş ya. İnanılmaz bir bürokratik birikim var. Yani oturup belki Henry Kissinger'ın falan gerçekten dünyada iş bitirici diplomatların bu işi nasıl yaptığını belge belge takip etmiş olmalı. Dahası Yalta konferansını falan ayrıntılı okumuş olmalı bu adam. Çünkü krallıkların kendi aralarında inanılmaz bir şey rekabeti dönüyor. Hani savaş kazanılmış ama masada kaybettiriyorlar adamlara falan. Bu tip bir mevzu var orada ve bunu çok canlı veriyor. O kadar sağlam bir diplomatik birikim var ki orada o sahnelerde. Şey inanamıyorsun. Bunu yazan adam nasıl Geralt'la Ciri sahnelerini yazıyor ya? Bunu bu kadar iyi yazıp da bunu bu kadar nasıl kötü yapabiliyorsun sen? Burası bu kadar basit yani. Aynı zamanda bir pogrom sahnesi var. Pogromun gelişimi ya tüm Yahudi soykırımını yalayıp bitmiş bir adamın anlayacağı şekilde yani bir Polonyalının gözünden gerçekten bunu çok iyi işliyor. Yani bazı yerlerde karakterler çıktığı zaman kitap daha derin hale geliyor. Yani işin merkezinde Ciri, Geralt veya Yennefer yoksa 100 kat daha derin bir öykü okuyorsun. Bence adamın en büyük hatası bu. Ya koyduğun karakterler bir işe yaramıyor senin aslında. Yani o oyun olarak yansıtıldığı için Geralt, Yennefer falan çok popüler karakterler oldu. Çünkü çok kanlı canlı, her açıdan bilinen adamlar oldu. Sonra Henry Cavill geldi. Bambaşka bir noktaya getirdi karakteri falan. Olumlu anlamda söylüyorum. Hani tanınırlık ve şey anlamında. Ama kitabı okuyan insanlar için tabii ki o bir manada hayal kırıklığı ki bence Zafer abi de öyle olmuş. Bu bakımdan da haklı bence. Ya çok şey talep ediyor kitap okurdan aslında. Çok fazla şey talep ediyor. Yani bunları zaten bil diyor yazar yani. Ben bir şey anlatıyorum ama bunları zaten sen bil ki bu kitabın asıl anlatmak istediğini anlayasın. Yani ama hiçbir şey bilmeden okursan da yani çok genç için iyi kitap. Yani genç bir çocuk okuyup hani bir ne bileyim işte büyücüler, savaşçılar, işte orta yolcular, elfler bilmem ne falan. Hani bu işlere meraklı sadece çok yani sıradan bir fantastik edebiyat meraklısı için falan da sevinerek okuyacak kitaplar. Ama kitabı gerçekten yazarın başarısını anlamak için kitap senden çok fazla şey bekliyor. Yani o normal düz okuyucusunun anlayabileceği bir şey değil o. Arthur romansı göndermeleri falan o bilmekle alakalı. Bilirsen oluyor. O ancak onu bildiğin zaman o tadı alırsın. Bilmiyorsan onu hissedemezsin. Ya şöyle Evet. bir şey ne desem ne dersin abi? Cem abi kusura bakma sözünü kestim. Estağfurullah, buyur abiciğim. Sen Devam söyle et. abi. Yok, söyle söyle abiciğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana çünkü bazı arkadaşlar diyecek. Ulan peki neyi beğeniyorsun? Hani Geralt'la Yennefer'i beğenmiyorsun. En baştaki karakterleri beğenmiyorsun. Ne kaldı burada derseniz. Abi adamın bir üçüncü karakter yazımı var. Muazzam bence. Mesela hep gözüm onlara takılıyor. O kadar orijinal arka plan karakterleri yazıyor ki hep içimden şey diyorum ya. Abi sen sal bu seriyi. Şu adamlar spin-off yaz. Bul bunlara git. Mesela Yarpen Zigrin cüce olarak. Öyle bir karakter yok ya. Benim hayatımda okuduğum en iyi cüce karakteri o. Ya yani unutulmuş diğerleri de okudum ben. İşte Tolkien'i de okudum tamam o ya. Bu Yarpen Zigrin kadar gerçek değildi hiçbiri. Bu bambaşka bir seviye. Ondan sonra şey vardı gene.
Hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir karakter ama Isengrim diye bir karakter var abi. Bu ayrılıkçı elflerden olan bir tabur var. Nilfgaard'a hizmet eden. Bak o olduğu gibi 2. Dünya Savaşı Norveç SS tümeni abi. Git mesela onlara Vikinger diye bir tümeni vardı. Bunlar kendi krallıklarına ihanet ediyorlar. SS formunda örgütleniyorlar. Kendi ülkelerindeki azınlıkları kesmeye başlıyorlar. Savaş bittikten sonra bunların hepsi kurşuna dizildiler, yargılanıp. Orada da aynı mevzu var. Bir anda Nilfgaard bunları satışa koyuyor. Tamam, kendi desteklediği ayrılıkçı gruplar Macedonları feda ediyor. Bunları öldürmeye götürüyorlar. Ya Isengrim'in başına öyle şeyler geçiyor ki o kadar derin ki karakter. Gerçekten şey mesela. Yani davasına bakarsan evet elflere bir soykırım uygulanmış. Artık hiçbir ilişkileri kalmamış insan topluluklarıyla. Isengrim de diyor ki yeter lan diyor. Bunlar zaten bizi bugüne kadar kestiler. İlla birine bağlı yaşayacağız. En azından Nilfgaard bize şunu vaat ediyor. Brokilon'da özgür bir cumhuriyet kuracağız. Biz kendi ırkımızın şeyleriyle, kendi kandaşlarımızla orada yaşayacağız. İntikam alma zamanı geldi diyor. Başlıyorlar kesmeye şeyleri. Bu insan krallıklarının cüceleri falan filan. Ve özel bir üniforma giyiyorlar. Aynı onlar gibi cephe gerisinde savaşıyorlar mesela. Doğrudan cephede göğüs göğüse savaşmıyorlar da. Karşı tarafın ikmal hatlarına falan saldırıp hastaneleri falan basıyorlardı. Ve şey bak bu hastane basma sahneleri falan bu tipik savaş okuyucusunun bileceği şeyler değil. İkmal hatlarına saldırma, oradaki sivillerin yaşadığı dram falan. Bu gerçekten soykırım. İkinci Dünya Savaşı, Polonya şeyinin perspektifini çok iyi bilen birinin yazacağı bir şey. Ve Isengrim'in nasıl satışa koyulduğu, kurşuna dizilmekten de nasıl kurtarıldığı kısımları falan olağanüstü. Ya oralar da çok gerçek mesela. Bir anda izini kaybettirip başka bir yere gidebiliyor. Çok suçlu insanlar masada elini kolunu sallayarak çıkabiliyorlar. Ama hiçbir günah olmayan insanlar vahşice öldürülüyor falan. Kitabın o kısımları inanılmaz gerçek. Bak hiç Geralt'tan, Yennefer'den bahsetmiyorum bile. Ben her şey övdüğümde hep bu arka fon karakterlerinden bahsediyorum. Arthur Rowan'sına işte göndermeden bahsediyorum. Ama insanlar sadece şuna takılıyorlar abi. 8. kitapta gene spoiler arkadaşlar. Geçin burayı direkt. Bir daha söylüyorum. Buraya geçin. Büyük spoiler veriyorum. Camelot'a bağlıyor abi. Yani Ciri boyut kapılarından geçiyor. Bir anda Camelot evrenine çıkıyor. Orada doğrudan Arthur'un kendi kançılaryasında bulunan şövalyelerden biri var. Onunla karşılaşıyor. Aa sen şey Gölün Hanımı mısın diyor. Zaten kitabı o yüzden Gölün Hanımı. Yani Vivian karakteri. Az önce Merlin'i hapseden bir karakter vardı ya Arthur aslında. O Vivian, o sanıyor onu. Hakikaten bozmadan onun yerine geçiyor ve devam ediyor. Camelot evrenine dahil oluyor. Bildiğin orada başlatıp orada bitiriyor abi evreni. Ama sadece o kısmı görmüş insanlar. Niye? Çünkü orada bir Gölün Hanımı var, kılıç veren. Bir de at var abi tek boynuzlu unicornlar bu yüzden. Bu mu abi yani şimdi? Evrene bağlayış biçiminiz bu mu? Ya bu bana şey gibi geliyor. Kitap kendi ağırlığı altında kalıyor ya. Bir de altında basınç altında kalıyor kitap. Kendini açıklayamıyor bile yani. Kendi derinliğini doğrudan okuyucuya aktaramıyor. Senin kerpetenle alman gerekiyor bu evrenden. Onun en iyi kısımlarını yani. Bildiğin peşine düşüp aa bunu buraya göre kurgulamış, burada buraya referans vermiş falan demen lazım. Mesela Nilfgaard'ın çıkışı, Nilfgaard'ın kendi krallığında hiçbir büyü yapılmaması, büyücülerin yasaklanması. Bunlar Napolyon dönemi ya. Napolyon'un pozitivist dönemi Fransa'da başlatıldığı dönemler tam bu. Diğer bölgelere bak bir kutsal ittifak var. Bak aynı oradaki gibi. Yani dindar krallıklar var. Bunların arkalarında bir takım bankalar ve tarikatlar var. Bu tarafta da laik imparator var. Tipik şey abi işte. Nilfgaard da bu Ciri'nin babası olan, başa geçecek olan emir. Var Emreis. Bu Emir de burada Ambrosius'un kısaltılmış halidir abi bu. Yani o Evet. da enteresan. O da şeye referans gelen Arthur romansı. Arthur Enteresan. romansı. Ya çok var Arthur. Ya birebir Arthur romansı hikaye. Ya da şey de var. Cermen hikayeleri falan da var. Oradan buradan alınmış, konuşturmuş. Birçok hikayesi var Cermenlerle ilgili. Ya adam şey gerçek mesleği ne biliyor musun? Yani yazarlıkla mı yoksa bir profesyonel mesleği var mı? Abi Sapkowski hakkında ben çok okumadım. Ne yalan söyleyeyim. Ha, Çünkü ben de bilmiyorum materyal de bulamadım. onu. Çok geç ünlü olmuş sadece. Polonya'da böyle birkaç milyon sattıktan sonra oyun aracılığıyla patlamış. O yüzden adam İngilizce de konuşmadığı için doğru dürüst bir demeç falan da vermiyor. Ve genellikle Batı kamuoyuna sadece dizi ve oyun üstünden geliyor bütün tartışmalar. Ya bana sorarsan biraz bakkal kafalı bir adam abi bu. Çünkü sadece paramı vermediler, paramı aldım edebiyatı yapıyor. Yani kendi evreni konuşup şey yaptığı bir şey. Yani, vay ben işte anlaşmama uymadılar da paramı eksik verdiler de hep böyle muhabbetler. Adam çok batah bir adam değil yani. Bazen de şaşırıyorum. Bu herif nasıl biliyor lan bunları diyor. Bayağı bakkal kılıklı bir herif yani. Tipine baktığın zaman da. Ya Newton da burçlara inanıyordu. Bakma sen olur öyle şeyler. Yani gariptir insan evladı garip.
karakter yani. Adam hakikaten bakkal kafası var. Ben de onu diyecektim zaten. Acaba şey böyle kötü bir gazeteci falan mı? Çünkü hikaye böyle günlük yazılmış gibi. Her bölüm bir günün hikayesi günlük yazılmış gibi. Tamam mı hikaye? O kadar basitleştirmiş hikayeleri Doğru. yazarken. Yani bir gazetede tefrika romana dönüştürmüş işi. Yani çok daha görkemli bir halde anlatılabilirmiş bu işler yani. Çok görkemli bir hale getirilebilirmiş. Adamın yazarın kendi tercihi. Ama hani ben kesinlikle hani bu İngiltere'ye, Keltlere, ne bileyim işte Arthur hikayelerine, Cermen masallarına falan meraklı olan herkesin okumasını tavsiye ederim. Ama şeyi söyleyeyim yani okur ne kadar bu işleri biliyorsa kitap o kadar iyi bir kitap. Okur ne kadar az biliyorsa o kadar hafif bir kitap. Çok iş okurda yani. Ya Evet. bazen de abi mesela çok alakasız bir yerden öğrendiğim bir şeyi orada görmek çok enteresan oluyor. Ben mesela yıllar önce John Grimm'in bilim tarihini okumuştum. Bilim tarihinde özellikle Carl Linnaeus'a çok fazla atıf yapıyor. Linnaeus biliyorsun ilk taksonomist. Yani türleri sınıflandıran adam biyolojik olarak. Yani bu evrim kuramına doğru gidecek süreçte ilk defa insanların ve hayvanların ortak işte bir takım türlerden oluştuğunu, bunları yatay ve dikey olarak sınıflandıran adamlardan biri. Abi Witcher'ın bir tane öyküsünde 3. kitap mı 4. kitap mı Geralt bir tane göle gidiyor. Gölde bir tekneye biniyor. Orada bir tane araştırmacı var. Geralt diyor ki ya burada bir canavar var. Adam neden o canavarın olamayacağını akademik bir dille ona anlatıyor, tamam mı? Karakterine de Line. Linnaeus'un aynısı yani, tamam, ve onun argümanlarıyla konuşarak diyor ki burada böyle büyük bir familyadan gelen deniz canlısı olamaz. Çünkü şöyle olabilir, böyle olabilir. Geralt da ona neden olabileceğine dair bir sürü analiz söylüyor. Diyor ki toksinler karıştı şu bölgeye, buradan buraya çamurla aktarıldı. O yüzden öyle bir yumurta varsa bu gölde uygun bir şekilde büyümüştür falan derken saldırıp kapıyor herifi zaten abi o yaratık. Onun üstünden mesela şey gelişiyor. Ya Linnaeus'u okumuş, oraya koymuş karakter olarak ya. Bu tip şeyler beni çok etkiliyor mesela. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Bunu oraya yedirebilmek, tam olması gerektiği yerde böyle bir karakteri çıkarabilmek. İşte Emir Var Emre'sin Napolyonvari hareketleri bunlardan bir tanesi. İşte diğer karakterler hep tarihsel figürlerin bazılarını görüyorsun. Bu Isengrim'de gene bu Waffen SS subaylarının yerel şeylerini görüyorsun falan. Cücelerde çoğu zaman bir Yahudi şeyi yapıyor. Var. Değil O mi? Tolkien'de de vardır. Yahudi Yahudi şeyi analojisi çok güzel. cücelerde vardır. Yani Yahudi şeyi tadını alırsın. İkisinde de alırsın. Mesela elfler direkt Galce konuşuyorlar Witcher'da. Direkt. Evet. Ya bugünkü Gallerden birisi okusa anlar. Olduğu gibi yani. Öyle bir şey yapılması. Mesela Tolkien daha böyle Fince ile Galce'yi karıştırıp falan kullanıyordu O ya. tabii kendisi bir şey uyduruyor ona. Yani bir şey geliştiriyor. Tamam sonuçta altyapısı Galce ve Fince'den ama gene de kendi kelimelerini buluyor. Ya şey tabii yani bu adam kitabı işte kaç yılda yazmıştır? 10 yılda mı yazmıştır? Ne? Tolkien 70 yılda yazıyor şimdi. Tabii Ne tabii. kadar zaman verdiğinde alakalı tabii yani. Ne kadar emek verdiğinde alakalı. O Şey ne bakımdan. diyorsun ha peki? Tolkien'in etkisi üstünde Arthur romansını ne söyleyebilirsin? Benim mesela yani bu kadar fazla konuşamam mesela. Çünkü hem Yüzükler Efendisi ve Silmarillion okudum ben ama diğer kitapları okumadım. Bir de şey olayı var. Motif görüyorum. Yani aslında Tolkien evet bence hala en büyük ilhamı Kelt mitolojisinden. Bunu ifade etmeye devam edeceğim. Ama gerçekten kendisinin yayın evinde söylediği şekilde de ben Keltik bir şey yazmıyorum diyor ya. Hakikaten o kısmı da belli bir noktada törpülemiş. Gerçekten o kadar keltik bir şey yazmıyor. Çünkü mesela Gandalf karakteri tipik Merlin. Tipik Evet, bayağı Merlin. bayağı. Bu kadar iyi. Ondan daha iyi bir Merlin karakteri de yok bence Beyaz Perde uyarlanmış zaten. Aragorn'da bir Arthurluk görüyorum. Yani müjdelenmiş bir kral var. Dışarıdan geliyor. Mesela Arthur Peach'tir normalde. Bastard diye geçer. Evet. Aragorn'da da yani atılmış, sürülmüş hükümler. Onun yerine bir naip hüküm sürüyor. Oraya gerçek bir kral olarak geliyor. Excalibur'u veya Keltçe adıyla Khaled Fulç'u doğrudan devralıyor. Narsil olarak değil mi? Narsil olması Evet. lazım. Onunla beraber geliyor mesela. Elflerle ilişkisi var. Elflerle akrabalığı var falan. Ya burada bir şey görüyorum ama diğer karakterlerde mesela onu görmüyorum ben. Yüzük üstünden yapılan şeyler, işte diğer hobbitlerin muhabbetleri, dokuz süvari olayları bu çok şey gelmiyor. Mesela orada Şey, şunu görüyorum. Tolkien Finlandiya'ya daha sadık Keltlerden ziyade. Ha. Finlandiya mitlerine daha sadık aslında. Yani daha yakın şeyine. Kalevala'ya çok benziyor. Kalevala'dan çok fazla şey var şeyde. Ha Keltler de var tabii. Bayağı var. Mesela Keltlerin çok temel bir dokusunu komple kullanmış. Yani
rün kullanımı meselesi. Her şeyin bir simgesinin olması. Yani bütün krallıkların bir simgesi, bayrağı bilmem nesi var. Bütün büyük kahramanların kendine ait simgeleri var. Rünleri var falan. Yani Keltler de yazılı kültüre geçmemişler, doğru düzgün bir şey yazmamışlar ama onlar da her şeyi bir şeyle simgelemişler. Yani herkes bir simgesi var. Herkesin bir simgesi var. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de herkesin kendine ait simgeleri var. Yani o temel Kelt mantığı orada Tolkien'de hepsiyle ayrı ayrı oturuyor. Ama şey olarak Kalevala kökenli bir duruma daha yakın Tolkien'in hikayesi ve bence şeyle çok alakalı Tolkien'in hikayesi, klasik Cermen hikayeleriyle çok alakalı. Bence de. Çok alakalı Cermen hikayeleri. Ya adları bile Gandalf'ın adı Odin'in adlarından biri bildiğim Tabii kadarıyla. tabii evet. Odin'imsi bir tarafı da var onun. Ama Merlin son takdirde ağır basıyor. Bir de giyimi olduğu gibi Druid giyimi ya Merlin'in. Ya Evet, tam evet. tarif edilen şey yani. Saruman'dır. Şeyler genelde öyle zaten. Druid gibiler o şeyler. Istari dediklerimiz, Radagast, Evet. Saruman, Gandalf. Onlar hani böyle bir doğayla bütünleşme falan var. Hatta doğayla bütünleşmekten vazgeçen Saruman zaten karanlık tarafa düşüyor. Yani doğadan koparsan kötüleşirsin. Bir şey daha söyleyeyim mi bu Tabii. konuda? Olumlu bir şey söyleyeceğim abi. Bence gerçekten yazında druidleri olduğuna en yakın gösteren de o Tolkien. Yani bu bahsettiğin gibi Radagast, Saruman ve Gandalf tipik bak şeyi yansıtıyor. Ya bu heriflerin bir kast olduğu, kralların üstünde bir otorite olduğu, Evet. kralların buraya gelmiş dokunmaktan korktukları ve sözlerinin gerçekten etkili olduğu ve kendi içlerinde gerçekten büyü tekelinde bir hiyerarşi yarattıkları ama kendi içlerinde de daha eşit konumda oldukları Saruman ve Evet. Gandalf gibi mükemmel bu. Mesela şeyden ben çok rahatsız oluyorum. D&D druidlerin içine etti bence. Net söyleyeyim sana. O klası da hiç oynamıyorum zaten FRP mantığında. Çok ciddiyetsiz. Olabilecek en ciddiyetsiz biçime sokmuşlar. Daha çok Kızılderili şamanlarını andırıyor. Yani davranış kalıpları ve şey sürekli bir hayvana dönüşme fetişi, ağaçlara sarılma muhabbeti. Bu değil abi druid yani. Druid dedin gayet acımasız bir yönetim meşrulaştırıcısıdır. Bir rahip sınıfı durum. Ya bilgiyi bir güç olarak ellerinde tutar onlar ve gerekirse diğer kastlara karşı kullanırlar. Ya burada gördüğümüz Druid'le hiçbir ilgisi yok yani bu Ya D&D'nin yaratıcısı. boşanmadan ne derler, mülkiyet hukukuna kadar her şeye karar veren çok iyi niyetli olamaz zaten. Olmaz o yani. Mesela bak Witcher'da gene okudun abi sen. Tucson'daki Druid'ler çok gerçek mesela orada yazdığı. Tipik bak mesela tarihsel şey çok uygun. Hep kitap boyu şey diyor ya. Ya bunlar insan yakıyorlarmış asır adamı hapsedip falan. Ya hikaye lan onlar öyle bir şey yapmıyorlar falan diyor bütün karakterler. Geralt dahil. En son bayağı yapıyorlar abi yani. Adamları ittir kaktır sokup bağırdı hatta çağırdı. Adamları yakıyorlar. Yazar bize sayfalarca adamların nasıl acı çekerek yandığını anlatıyor bir şeyde yani. Asır adamın içinde. Harbi çok çok acımasız bir sahneydi ya. Entler geliyor böyle tutuyorlar herifleri direkt. Evet. Götürüp böyle yavaş yavaş yakıyorlar. Yani göz kürelerinin ateşten yağ gibi patlayarak Evet. söndüğünden falan bahsediyor adam ya. O kadar Patlayıp ya, acımasız ne gözünün yağının bir eridiğinden yandı. falan bahsediyor yani, aşağı doğru akıyor gözünün yağı falan yani, evet, acımasız. Ya o şeyden oluyor yani biraz bu o tarafların insanında garip bir vahşi duygular oluyor. Herhalde tarihsel köken olarak zaten hikayelerine baksana, ya kurt adamlardır ya kazıklı voyvododur ya vampir hikayesidir falan, çok yani tüyler ürpertici hikayelere sahip bölgelerin adamları bunlar. O bakımdan hani olur öyle şeyleri yaparlar, bazen tutamazlar kendilerini ya, çok satsın diye de ya adam herhalde çok çekmiş ya bu ekonomik sorunlar bilmem ne falan. Hani bir garantiye de oynamış o basitliği sürdürmeyin adına. Bir garantiye oynamış hani, ya abi benim yani ölüp gidiyorum, ben de bir gün yüzü göreyim demiş garibim yani. Öyle bir his de var ama yeterince biliyorsan müthiş tatlı kitaplar yani. Sen kendin biliyorsan hikayeyi, çok güzel kitaplar yani. O zaman şöyle yapalım. Ben yine hemen fırsatını bulmuşken araya gireyim. Şöyle diyeyim. Bir ara hakikaten kitaplar üzerine genel anlamda kara kara da biz çünkü Zafer abiyle hep sıklıkla yapıyoruz. Bu sefer ben de sizden öğrenirim. Yani ve Witcher evrenini böyle genel hatlarıyla en azından nasıl gelişti neler, şimdi diziyle olan arasındaki farklar nelerdir falan diye bir araya gelip konuşalım. Çünkü bu şimdi Keltlerin sohbetinin üzerine bir araya sıkıştırma gibi oldu. Yarım Evet. yamalak gibi oldu. O yüzden onu geniş zamanda yapalım. Ne Bir dersin? gün direkt Witcher üstüne yapalım, Bartu'ya uyarsak. Direkt Witcher konuşalım. Olur abi. Yalnız şöyle bir durum var. O tip filmler şu an YouTube'da çok fazla var ya. Özellikle yabancı şeyden. Sadece böyle kronolojik gidiyorlar. Şimdi ben sürekli sadece Witcher üstüne hani okuyan tipler var yani. Onlar gibi olmadığım için. Ben birer kez okudum. Üstüne çok derinlemesine düşünmeye çalıştım.
kitabı kendi kaynaklarını okudum falan. Yani büyük bir detay analizi yapıyoruz aslında. O yüzden bir şeylerin arasında söylüyoruz. Hani yüzeysel bir anlatımı ne kadar başarabiliriz? Çünkü o da ayrı bir sanat bence. Ayrı bir beceri yani. O baştan sonra şeyi takip etmek, tek tek sahnelerin nerelerinde farklı olduğunu. Bir bakmak lazım. Yapalım ama yüzeyde kalırız gibi bana. Yani Evet, detay tamam. analizi Ya ben yapmak sadece fırsatı geldi söyledim ama başka bir konu da yapabiliriz. Onu artık kendi aramızda kararlaştıralım. Çünkü 2 saat 10 dakikaya ulaştık. doğru. Artık çünkü bıraksak bu üç Be buçuk benim 4 saat Zafer abinin eli ellerim ayağı titremeye titremeye başladı. başladı. Ben Zafer abiyi banlamak zorunda kalmadan bu Yani. programı kapatayım. Doğru cevap yapacak mıyız abi? Şimdi bir 5 dakika şey yapalım. Arkadaşlar varsa sorularınızı ya da bir şey söylemek de istiyor olabilirsiniz. İlla soru olmak zorunda değil. Bugün neyi fark ettim ya? Arkadaşlar yazsın bu arada zaten de. Kelt mitolojisinde gene Galler'de şey var abi. Morrigan diyorduk ya biz. O Galler'de Mordod diye bir tanrıça var. Onun da Morfudd diye bir kızı var. Rings of Power'daki başroldeki kadın adı Morfydd Clark ya. Doğrudan oradan almış galiba adı. Yani Olabilir çok ha. on numara nokta atışı bir figür olmuş yani. Hakikaten ilgili çok Adlandırabiliriz. ya. Evet abi. Değişmiş. Blue F diyor ki Kelt mitolojisi üzerine çekilmiş güzel bir film tavsiyeleriniz var mı bildiğiniz diye Abi sormuş. en iyisi Game of Thrones'tur arkadaşlar, oradan referans olarak alınan. Ben tek başına görmedim çünkü garip bir şekilde Kelt mitolojisi mesela Asya'nın sallanmayan mitolojisi, Türk mitolojisi ya. Hani üstüne çok fazla bir şey üretilmemiş. Daha son dönemde ortaya çıkıyor falan. Avrupa'nın da Kelt mitolojisi biraz öyle. Yani Cermenler ve Yunanlar o kadar ağır baskın gelmişler ki çeşitli dönemlerde Kelt mitolojisi de aynı arka plana atılmış. Bugün bile hala arka plan malzemesi olarak kullanılıyor. O yüzden doğru dürüst film çıkmadı. Mesela bir 2006 yapımı galiba bir Kral Arthur filmi var. İngiliz oyuncuların olduğu. Mesela o tarihsel şeyi anlatıya daha yakın. Orada mesela Merlin bir Briton kahini. İşte Arthur bir Roma kumandanı falan. İşte şey var Stellan Skarsgård falan şey o Saksonların lideri Kerdik rolünde falan o bayağı şeydi. Ya ama o da ucuz bir filmdi mesela. O bütün Arthur şeyleri arasındaki en iyisi gibi görünüyor. O da ucuzdu. 98 yapımı bir tane Merlin var. O iyi. Amerikalı bir oyuncunun başında. Gene en iyi o. Ama Herkül düzeyinde. Bizim çocukken izlediğimiz Herkül düzeyinde falan. Bence çok iyi bir film yok ya. Ben yani bu film Kelt mitolojisini çok iyi yansıtıyor falan diyebileceğim. Pek bir şey yok ya. Sen ne diyorsun abi? Ben de öyle yani çok tatminkar bir film hiç aklıma gelmiyor. Yani şu film el yüzü düzgündü ya da şu iyiydi falan diye. Ya dediğim gibi bu görselleştirme işi falan hikayesinde yani çok şey bambaşka bir şeyden bahsediyorlar daha heyecanlı olsun diye. Yani aslında yani gerçek Kelt kültürü üstünde bir şey yok yani. Ya bir tek şey var. Fransızların yaptığı Vercingetorix diye bir film var. Ama o da Onu yani bilmiyorum. çok matah değil arkadaşlar. Ya Roma işgal döneminde Vercingetorix'in direnişini falan gösteriyor da. Mesela Rom dizisinin ilk bölümünde de Vercingetorix'in ilk dizildiği sahne vardır. O daha iyidir mesela. Sadece bir bölüm izleseniz. O Galya Savaşları ve devamında olan şeyi çok iyi gösteriyor yani orada. Törenle öldürülmesi Vercingetorix'in falan. Ama onun sonrasındaki ben ki çok kovaladım yani. Pek kayda değer bir şey göremedim açıkçası. Yine de şöyle diyebilirim. Erken dönem Keltler hakkında değil ama Keltlerin siyasi temsiliyeti bakımından İrlandalı yönetmen Ken Loach'un bütün filmlerini öneriyorum arkadaşlar size. Yani kendilerine belki görmezsiniz Keltlerin ama yarattığı ulusal kimlik yankılarını en iyi oradan görürsünüz. Hatta Cillian Murphy'nin başrolünde olduğu Özgürlük Rüzgarları filmi muazzamdır. O İran'ın kuruluşunu ve mücadelesini anlatır. Ondan hala daha iyi bir film gelmemiştir. Hemen ardından Türkçe'ye gene özgürlük dansı diye çevirdiler. Adam ne yapsa özgürlüğü ittiriyorlar da bir şey dansı diye bir film çıktı. Orada da İrlanda kültürünün nasıl baskılandığını ve heriflerin nasıl direndiğini gösteriyordu. O da çok iyi bir filmdi. O ikisini ben önerebilirim doğrudan. Evet. Bartu her programda gelsin diye temelde adamın işi gücü yok tabii. Ben sizin her programı izliyorum ama. Sağ Yani ol çok teşekkür Bartucuğum. ederiz. Bartucuğum. Sağ olasın. Wind That Shakes the Barley diye yazmış herhalde senin Evet, The söylediğine Wind karşılık. That Shakes the Barley. Doğru. Merlin dizisi bayağı iyiydi bence diyor Kazım. Yani ben hiç izlemedim, bilmiyorum. Beğenmedim Bir abi, yorum hiç yap, sevmedim. ben bir yorum yapamayacağım. Çok rahatsız hissettim hatta. Yani oradaki Arthur Merlin'i şey Şeydi gördüm. çocuk şeydi ya hani genç şey dizisi genç dizisi yani. Ya Ben de benim öyle tamamını izlemedim de hani 2 bölüm 3 bölüm izledim oradan biliyorum. abi film değil de şeyi önerebilirim ben. Bernard Cornwell'in Warlord Trilogy diye bir üçlemesi var. Bayağı sağlam.
Ya eleştirdiğim noktalar var arkadaşlar biliyordur. Herifin bu abuk subuk İngilizlere has saçma salak pozitivizmi beni çok yoruyor ama pozitivizm kasmadığı sahneler muazzam. Yani oradaki Merlin karakteri için ben 10 cilt daha kitap okurdum. O kadar söyleyeyim size. 10 cilt yaz sadece Merlin olsun okurum. Öyle bir karakterdi. Hatta Winter King ilk kitabı onun. Şimdi bombok bir dizi çekiyorlar Winter King hakkında. Onun da içine edecekler. Etmeden bırakmıyorlar biliyorsun. Güzel bir şeyin içine etmezlerse rahat edemiyor adamlar. Ama kitabın kendisi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Türkçesi ben bilmiyorum da İngilizcesi gayet sağlam. Oradan da okuyabilirsiniz. Türkçe galiba 2000'lerin başında mı ne? Bir ara çevrilmiş. Belki nadir kitapta falan vardır. Oradan bulabiliriz. Kesin okuyun. İkincisi de İngiltere'ye damgasını vurmuş ve Bernard Cornwell'in de çok fazla arak yaptığı kitap. Mary Stuart'ın abi. Merlin trilojisi. Yine üçleme. Onu da yakın zamanda bitirdim. Muazzam bir ya. Böyle bir şey yok. Ya okuduğum en iyi tarih yazarlarından biri Mary Stuart. Hala gallerde, müzelerde falan onun kitaplarını satıyorlar. Acayip yüksek bir edebi seviyesi var bana kalırsa. Ki şey zordur mesela. Bir erkeğin bir kadın karakteri yazması emanet durur ya. Kadınlarda da aynı şekilde erkek karakter yazarken emanet duruyor. Kadında hiç öyle bir şey yok. O kadar sağlam analiz etmişken neyi yazıp neyi yazamayacağını çok iyi hesaplamış. Hiç hata yapmamış o yüzden. O açıdan muazzamdı. Anlatının kendisini yansıtması açısından muazzamdı. Müthişti ya. Hatta o üçlemeden sonra iki kitap daha devam ediyor. Bir tanesinde Arthur'la Mordred'in kapışması var. Bir kitabı komple ona ayırmış. Arthur'un nasıl öldüğü şey yaptı falan. Bu ana hikayeyi de oradan öğrenin derim ben. Şeye falan hiç girmeyin. Thomas Malory'nin ben İngilizce orijinal kitabını aldım. 16. yüzyılda yazılmış, 17. yüzyılda. Çok zor okuması. Hakikaten inanılmaz zor. Yani İngilizce değil o dil ya. Felemenkçe'ye daha yakın yani konuştuğu dil. O yüzden şey diyebilirim yani. Mary Stuart'ın kesinlikle şey yapın, okuyun. Hatta son kitabı da bu Parsifal'in Grail Quest üstüne yani doğrudan bu kutsal kasenin peşinden giden o yuvarlak masa şövalyeleri mantığında bayağı güzeldi yani. Evet, şimdi genel olarak pek bir soru kalmadı. Zafer abi artık balatayı yaktı. O yüzden Bartucuğum çok teşekkür ediyorum sana geldiğin için. İnşallah Ben yakın teşekkür ederim. zamanda bir daha bir araya geliriz. Tabii. Zafer abicim, ne diyorsun? Valla Bartu'ya teşekkür ederim, sağ olsun. Sana teşekkür ederim. Buradayız, Evet, hep Bartu'm beraberiz, sağ olasın. muhabbetimizi ediyoruz. Çok keyifli oluyor. Arkadaşların dediği gibi mayışmış ya da uykum gelmiş değil çocuklar. Hatta bu yayından sonra bir keyfime bakıp sonra Twitch açacağım. Buyurun, beklerim yani, Twitch'e gelin. Aa, ben de geleyim bari. Ha, buyur. Yani şey yok, öyle yorgunluk bilmem ne yok. Biraz üşütmüşüm, klima çarpmış ama öyle ağır bir durum söz konusu değil. Bir toparlanırım ben. Bir 10 dakika verirseniz Ben şimdi seni bir banlayayım Zafer abi. Kendine gel. toparlanırım. Çok teşekkür ediyoruz Bartu. İnşallah yakın zaman tekrar görüşürüz dedim. Sağ olasın geldiğin için. Çok güzel bir program oldu. Bütün arkadaşlar yani bütün program boyunca hakikaten sürekli yükselerek devam etti izleyici sayısı. Ve hep aynı yerde de kaldı. Ve uzun olduğu için de çok mutlularmış. Onu söylediler. Sağ Yani olsun. normalde biz 1 saat 1 saat 15 dakikada kalıyoruz ama çok memnun kalmışlar. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bütün moderatörlerimize buradalardı. Sağ olsunlar. Çünkü muhabbeti dinlemekten ben de çok bakamadım. Bugün çok chatte şey yapamadık. Karşılıklı konuşamadık ama çok yoğun bir program olduğu için böyle oldu. Yoksa hani Bartu olmasa biliyorsunuz biz atıp tutuyoruz. Ne güzel chatte konuşuyoruz ama şimdi Bartu var, atıp tutmuyoruz o yüzden. Evet. Dikkatli oluyoruz. Dikkatli konuşuyoruz. Dikkatli şey yapılan adam da benim ha. Yani Dur o da çok dur yani. Yakında yavaş yavaş birkaç program daha yapalım. Sen de başlarsın önemli. tutmaya. Sağ olun dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek İyi üzere. akşamlar.